İade merkez arkadaşlar. Zaten biz bizeyiz anlaşıklı kadarıyla. O da bu şekilde bahsettiğimiz şeylerden biraz daha bir adım ileriye giderek ileri kavramlardan bahsetmeyi planlıyorum derse. Dün klasik fizikte faz olaylarından bahsettik. Özellikle Hamiltonian akışlardan ve işte Hamiltonian akışın özelliği, bu Hamiltonian akışın sıkıştırılamıyor olduğundan, UV teoreminden bahsettik. Bugün olayı biraz daha geniş bir perspektiften almak istiyorum. Genel olarak bir klasik mekanik problemin ötesinde aslında bir dinamik sistem olarak yaklaşık olaya, genel olarak bir dinamik sistemin akışına ve bunun faz olaylarındaki hareketine bakacağız. O yüzden girişte bir genel bir dinamik sistem tanımı yapacağız. Aradan bu dinamik sistemin gene bir faz uzayında bir yörüngesinden bahsedeceğiz. Bu yörüngeyle ilişkili olarak faz uzayında bir olasılık yoğunluğunu tanımlayacağız. Ve bu olasılık yoğunluğunun zamanla evrimine bakacağız. Bunu bize veren şey problemimiz. Heron denklemi. Olay bir denklem değil. Çözmeyeceğiz ama en azından böyle bir denklem olduğunu zamanda bu olasılık yoğunluğu fonksiyonu zamanla evrimine veren bir denklem olduğunu göreceğiz. Ardından klasik mekanikte aslında genel olarak dinamik sistemlerde çok önemli bir kavram var. Sistemin ergodik olma hali. Ergodik sistemler. Bunu tanımlayacağız. Çünkü inceleyeceğimiz sistemler hakkında yorumlar yapabilmemiz için ve bazı işlemler yapabilmemiz için kullanmamız gereken varsayımlardan bir tanesi sistemin ergodik olması olacak. Ergodik olması bir sistemin ortalaması, sistemin parametrelerinin ortalamasının alınmasıyla ilgili bir şey aslında. Sonrasında ergodik sistemden bahsettikten sonra asıl olayımız şurada alt başlıkta söylediğim bir deterministik dinamik sistemde kalma, kaçma ve tekrarlama problemine bakacağız. Bu bir faz uzayında bir noktanın belli bir bölge etrafında dolaşması, o bölgeye tekrar, o bölgenin dışına çıkmaması, bu kalma durumu olacak. O bölgeden dışarıya çıkma hali, kaçma olacak. Sonra o bölgede olup, dönüp dolaşıp tekrar oraya gelme hali. Buna da tekrarlamayacağız. Bununla ilişkili olarak da Poincaré'nin tekrarlama teorisi var. Buraya kadar umarım geliriz. Anlatacağım kavramlar epey ileri kavramlar aslında. Referansın, temel referansın şu bu ders aslında bir YouTube tabii bir video dersi bu. Benim çok sevdiğim bir Hintli bir amca var. Bayram Rashmiya. Hem şu ana kadar gördüğüm en iyi fizik hocalarından bir tanesi diyebilirim. Yani bir konuyu böyle en temel haliyle en basitten en karmaşa bütün hiçbir noktayı boş bırakmadan anlatabilen bir şey birisi. İpli olmasına rağmen aksanlı da böyle çok şey değil, çok problemli bir aksan yok, o yüzden iyi, kolay dinlenebiliyor. Yakın zamanda yayınlandı bu dersler, Physical Applications of Stochastic Dynamics diye. Bu derslerin de son iki tane lecture'ını dinamik deterministik sistemlerin istatistiksel olarak incelenmesi diye iki tane lecture var. Aslında bu lecture'ların notlarının tamamı o dersten alındı. Bir de belli noktalarda referans olarak baktım. Bir tane daha kitap var. Klaus Brockers and Norris. Stochastic Aspects of Dynamics diye. Burada nispeten burada bahsedeceğim bu Frobenius-Heron denkleminin çözümlerinden Poincaré tekrarlama teorisinin çok daha detaylı bir kanıtına kadar epey detaylı şeyler bulabiliriz. Peki. Deterministik dinamik sistem diyoruz. Deterministik dinamik sistemi genel olarak tanımladığımızda iki farklı şekilde tanımlayabiliriz aslında. Dinamik sistem ismi üzerinde olan bir şey aslında. Zamanla değişen sistem demek. Yani sizin elinizde bir sisteminiz var. Bu sisteminiz zamanla değişiyor. Sisteminizin belli parametreleri var, değişen şeyler. Ve bu zamanla evrilen bir sistem. Bu şekilde çok genel bir şekilde tanımlanıyor. Yani bir mekanik bir sisteme baktığınızda, mekanik bir sistemin işte konumu değişiyor olabilir,
işte çok daha farklı şeyleri de değişiyordur. Mesela meteorolojik bir sistem var elinizde. Bu meteorolojik sistemin işte içerisinde basınç parametreniz vardır. Basınç değişiyordur mesela. Bir rüzgar hızı vardır. Rüzgar hızı değişiyor. Bunların hepsine birer parametre atıyorsunuz ve bunların zamanla değiştiğini söylüyorsunuz. Bu değişim iki farklı şekilde olabilir. Kesitli değişim olabilir. Ya da sürekli değişim olabilir. Kesitli değişimde adım adım değişim olabilir. Yani sizin x en artık bir sonraki adımınız, atıyorum mesela, bir önceki adımınıza bağlı bir şey olabilir, bir değişim olabilir. Burada xn artı 1 dedik, bu bir değişken gibi ama bu mesela bir vektör de olabilir. Altlarına koyacağım bunu. Çünkü üstlerine nokta ile işaret edip zamanla değişimi göstereceğim. Bu bir vektör olabilir. Yani şunlardan oluşabilir. X, yani x1 diyelim. X2, x2'ye kadar gitsin. Bunun n artı 1. alanında genel şekilde fonksiyonu x1, xk'ya kadar bunların bir önceki adımlarına ilişkili olsun. Böyle bir fonksiyon. Evet. Ne zaman? Zaman değil bu, adım. Yani bir sonraki adım. Bir sonraki zaman da zaman olarak da söyleyebiliriz. Ha. Ama bu, yani bu zaman olmak zorunda değil. Senin bir parametre. Bir sonraki adım gibi düşünüyoruz. Yani adım adım gidiyor sistem. Bir diferansiyel denklem değil yani. Bir sonraki adımda ne oldu? Şimdi buradayım. Bir sonraki adıma ilerledim. Mesela bu nasıl düşünebiliriz? Bir bakteri var ortamda, bakteri şeyi bölünüyor. Her bir bölünmesini bir adım gibi düşünebiliriz. Sonuçta kesikli bir şekilde bölünüyor yani. Baktığında küçük küçük aralıklarda bölünmüyor. Bir kere bölündü, iki kat arttı. Bir kere daha bölündü, iki kat daha arttı gibi. Mesela o problemi kesikli bir şekilde ifade edebiliriz. Bir tane bakteri değil de farklı iki tane popülasyon bakteri bölünüyorsa, şimdi bu senin birinci popülasyon olur, bu ikinci popülasyon olur. Bunlar bir öncekilerine de bağlı olabilir ama daha karmaşık bir ifadede de bağlı olabilir. Mesela bir bakteri popülasyonu başka bir bakteri popülasyonuyla da ilişkili olabilir onun bilmesi. Çünkü birbirleriyle rekabet ediyorlar. Buradaki ilişki hakkında hiçbir şey söylemiyorum. Bu ilişki çok genel bir ilişki. Bu lineer olabilir. Ya da non-lineer olabilir. Genellikle non-lineer. Lineer olma durumu çok çok böyle şeydir. Çok nadir. Çoğu zaman genel olarak en genel hali non-lineer'dir ve çoğu zaman da çözülmesi oldukça zor. Mesela bir algoritma olabilir mi? Nasıl yani algoritma? Yani bir adım adım öğrenmişsiniz. Algoritmayı da benzer bir şekilde yazabiliriz. Yani bu şekilde ifade edebiliriz. Algoritmayı bu şekilde ifade edebiliriz ama bu daha genel hali. Sürekli değişim diye bahsettiğim şeyde ise artık senin değişkenlerin var. Bu değişkenlerin zamanla değişiyor. X bir dt diyelim. Yani x dot üzerine nokta koyuyorum. Bu x'ler gene vektör olabilir. Gene senin değişkenlerine bağlı olarak zamanla değişiyorlar. Bu birinci dereceden bir diferansiyel denklem. O değil, adi diferansiyel denklem. Zamana bağlı türevler ve senin sistemin kendi parametrelerine bağlı olarak değişiyor. Buradaki f fonksiyonunun nasıl olduğuna dair hiçbir şey söylemiyorum. En genel haliyle inceliyoruz. Bu şekilde sistemleri bu şekilde inceleyen zaman dinamik sistemler oluyor. Bizim de genel olarak bakacağımız problem bu. Yani benim x diye bahsettiğim şey böyle bir vektör. X birden k diye kullanmış. K kullanmış. Buradaki n ile karışılsın. X dot diye bahsettiğim şey. Şurada zaten yazdım bunu. Şöyle. X dot x'e bağlı ama aynı zamanda ise t'ye de bağlı. Şöyle bir şey de olur. Sistem parametrelerine bağlı da zamana da bağlı. Yani sistemin değişimi hem sistem parametrelerine bağlı hem de zamana bağlı. Bu çok problematik bir şey. Şu t'nin olması. T olursa eğer sistem zamanla evrilirken kurallar değişiyor demektir. Hamiltonian'ın zamana bağlı olması gibi bir şey. Lagrange'in zamana bağlı olması gibi bir şey. Bu sistem T'ye bağlı, T'ye bağlı olmadığı durumda otonom sistem oluyor. T'ye bağlı olduğu durumda işler çok daha karmaşıklaşıyor. Fazlayındaki hareket çok daha farklılaşıyor. T'ye bağlı değil, zamandan bağımsız bir kuralım var. O kural her zaman geçerli. Fakat kural kendisi kendiliğinden karmaşık bir kural olabilir. Yani çözülmesi kolay olmayabilir. Peki.
Oldukça genel problemden bahsediyoruz ve bu problemin, genelde şu problemin genelde çözümünü kapalı bir halde yazmak çok güç bir şey. Sistemin çözümünü, yani x eşittir bir şeyler şeklinde yazmak oldukça güç bir şey. Elimizde bu kuralın kendisi olmasına rağmen. Bu kural bana şunu diyor, deterministik kuralım var. Buradan başla. Nasıl değişeceğini söylüyorum sana. Bunu bilmeye rağmen sistemin kapalı bir şekilde, kapalı bir formda çözümünü yazmam oldukça zor bir şey. Ne yapabilirim? Nümerik olarak yaklaşabilirim probleme. Nümerik yaklaştığımda sistemi işte alırım, bir yerden başlatırım. Aa tamam, buradaki değişimim var zaten, x dat diyor, bekliyorum ben. Nasıl ilerlesin? Şuraya gitsin. Sonra buraya gitsin, buraya gitsin diyoruz. Ama nümerik olarak çözmenin de birçok problemi var. Eğer sisteminiz non-linearse çok küçük farklılıklar size çok büyük etkiler getirir. Sistemi buradan başlattınız. Sistem buraya gidiyor ama adımı o kadar küçük seçemediniz. Siz buraya gittiniz. Şuraya geldiniz. Ama adımı küçük bir adım alsaydınız, şuraya gelseydiniz, sistem sizi buraya götürecekti. Ama siz buraya geldiniz, buradan devam ediyorsunuz. O yüzden bu kuralın kendisi non-linear olduğu durumdaki genelde böyle olur. Küçük. Nümerik olarak çözmek de bazen şey yapıyor. Yani çok küçük adımlar almanıza rağmen. O yüzden bayağı problemli bir durum söz konusu. Sisteme, yani probleme teorik olarak yaklaşmak için elimizde birçok şey var zaten, araç var. Bir kısmını yapabildiğimiz kadarıyla yapacağız. Peki şimdi sistemi çözmek demek ne demek? Bir noktadan başladınız. X eşittir sıfırdan. T eşittir sıfırdan. Bir yerden başladınız. Ve bunun altına şunu koyuyorum özellikle. Bunu anlaşılmasını istiyorum. Yani X dediğim şey sadece bir parçacık koordinatı değil. Birden fazla koordinat. Mesela X, Y, Z'yi ifade ediyor. Ama başka bir tane daha parçacık var. Bu birinci parçacığın X, Y'si. İkinci parçacığın Y'si. Evet, Z'si. Gibi düşünebilirsiniz. Yani bu bir vektör. Bütün hepsini tutan bir şey. Bütün hepsinin bilgisini tutan bir nokta. Şuradan başladı sistem. İşte bana X tatlı kuralım bu. Bu kural bana nereye gideceğini söylüyor. Böyle birleştiriyor. Yani bunu çözmüş de olabilir. Bir yörüngesini çiziyorum. İşte başka bir zamanda yine bir T1 diyelim buna. Şu noktadayım. Sonra buraya geldim. Buna da sistemin yörüngesi diyoruz. Bu yörüngeye baktığımda şimdi bir kere birinci dereceden adi bir diferansiyel denklem sistemi var. Bu f fonksiyonunun belli şartlarında sürekli olma durumunda bana şunu söylüyor. Çözüm vardır ve tektir. Deterministik dinamik sistem diye kastettiğimiz şey bu. Yani düzgün davranan f fonksiyonları dahilinde bana çözüm her zaman var olduğunu söylüyor. Yani bir sonraki noktaya götürecek seni. Ve bu bir sonraki nokta tek ol, tek. Yani başka bir yere götürmüyor seni. İki tane değeri yok. Buradan yola çıkarak şunu da söyleyebiliyorsun. Yörünge üzerinde, mesela ben bir yörünge çizdiğimde şöyle gitti. Yörünge kendisini kesemez. Yörünge şuraya geldi, sonra böyle gitti. İlk başta şöyle geldi. Sonra tekrar gelip şu noktada kesti diyelim. Bu noktada keserse eğer, şurada kesiyorsa, sistem buraya geldiğinde buraya mı gidecek, buraya mı gidecek? Bir kafa karışıklığı var demek. Buraya geldiğinde bu sefer nereye gidecek yani? Böyle bir şeye izin vermiyor. Sistemlerimizin denklemlerimizin yapısı. Dolayısıyla yörüngeler birbirleriyle üst üste gelemiyorlar. Birbirlerini kesemiyorlar yani. Fazlayla yörüngeler birbirlerini kesemiyorlar. Çözümün tek bir var olmasının şeyi ne? İşareti ne yani? Yani şunun f fonksiyonunun düzgün davranıyor olması diye kastetmiş de verdiği bir şeyin limitinin birinci türevi mi olması ve limitin mi olması? Sürekli olması. Sürekli olması. Değil mi? Ondan daha şey var mı? Zayıf bir koşul var. Lipschitz continuous diye bir koşul var. O sağlandığı zaman da. Nedir o koşul? Şu an tam aklımda değil de bir şeyin türevinin bir sınırlı olması gibi bir şey. Kapalı bir aralıkta. Ya zaten şey ne bekliyor? Bütün bunlar AB kapalı aralığında tanımlanıyor. Yani o aralıkta sürekli ve türevlenebilir olmuyor. Evet, aynen. Bu kondisyonu sağladığı takdirde sistem, yani existence'den limit mi söylüyorum diye geçiyor. Yani, matematikte gösterdiğimiz fakat böyle hızlıca geçilen şeylerden bir tanesi. Fizikte pek bakmıyorlar, matematikçiler evet. Sözüm var olduğu için. Picard Lindelof teorisi galiba. Merak ediyorsun. Picard Lindelof. Peki, şimdi kendisini kesemez dedik.
Bu okey. Peki kesme durumu? Ama ne olabilir peki? Kendisini kesemez ama bir noktada başlayıp başka bir nokta, tekrar o nokta üzerine gelebilir mi? Böyle bir imkan var mı? Yani böyle bir kesip de buradan başka bir yere gidemez ama buraya gelip burada dönmeye başlayabilir mesela. Periyodik bir yörüngeye oturabilir. Yani bunun olabileceği en önemli şeylerden bir tanesi. Periyodik bir yörünge olabilir. Dün zaten örneğine baktık. Biliyorsunuz basit harmoni savunucuda. Periyodik bir yörünge vardı. Yani sistem bir noktadan başlıyor. Dolaşıyor, dolaşıyor. Sonra tekrar buraya geliyor. Buraya geldiğinde artık bütün yörünge deterministik bir yörünge olduğu için tekrar aynı yerden devam etmek zorunda. Tekrar oraya geliyor. Harmonik osülatör örneği vermiştik. Harmonik osülatörde şu x diye bahsettiğim vektör, x dot şöyle bir şey, x'lerden ve p'lerden oluşuyor. Yani açık bir şekilde yazarsak x ve p'ler tek boyutlu harmonik osülatörden bahsediyorum. Neyin dönüşü? Zaten işte pi over n. Pi dot eşittir x'i n. X. Buradan çıkan şey neydi? 1 bölü 2. Bunu fazlayına yazdığımda nasıl bir şey olurdu? Bu eğilip tanımlıyorum ben. Ve sistem ne zaman ilk konumuna geliyor? Yani bir yerden başlayıp, yani bu eğilisi çember haline de getirebiliyoruz hatırlıyorsunuz. Sistem bir noktadan başladıktan sonra tekrar aynı noktaya geliyor. Sistem kesinlikle kendisini tekrarlıyor. Şurada bahsettiğim o tekrarlama ilişkisi olarak. Sistem bir noktadan sonra, bir noktaya başladıktan sonra tekrar o noktaya mutlaka ve mutlaka geliyor ve belli bir zamanda geliyor. Yani sonlu bir zamanda geliyor. Ve basit harmonik savunucunun bütün koşulları kendisini tekrarlıyor. Yani nereden başlarsanız başlayın, başka bir harmonik savunucu alırsanız, başka bir enerjide, daha büyük bir eğilim savunucu. Başlangıç koşulları. Evet, başlangıç koşulları. Yani o şurada fazlaya da başka bir nokta demek, farklı bir enerjiye karşı giriyor demek zaten. Oradan başladığında farklı bir yörünge üzerinde oturacak. Ama bütün başlangıç koşulları kendisini tekrar edecek. Yani öyle bir başlangıç koşulu var ki kendisini tekrar etmiyor. Bu sistem için geçerli değil, öyle bir şey yok. Bütün başlangıç koşulları kendisini tekrar ediyor. Bunun önemini birazdan göreceğiz çünkü bazı durumlar kendisini tekrar etmeyebilir bazı sistemler. Peki, biraz daha sistemi biraz daha karmaşıklaştıralım. İki boyutlu bir yay sistemine bakalım. Yani iki boyutlu bir harmonik savunucu. Şimdi x ve y, yani bir yüzden üzerinde hareket eden bir sistemden bahsediyorum. X ve y d temel olarak hareket ediyor. Ben bunu Hamiltonian'ı yazdığımda şöyle bir şey, yani enerjisi. T bir kare ve birbirlerine kapıntı şeyler değil bunlar ama birbirlerinden bağımsız bir şekilde hareket ediyorlar. T kare artı omega kare. Evet. Şurada bunun frekansını 1 aldık. 1 verdik buna. Diğerine omega verdim. Yani böyle bir ölçek dedim ki bu 1 olsun, diğer omega olsun. Ama buna omega 1 deyip, buna omega 2 de diyebilirdik ama işimizi kolaylaştırması açısından yani bunun frekansı 1 olsun, diğeri omega olsun. Oranları çünkü bizim işimize gelecek, bizi ilgilendirecek şey. Bunların faz uzaylarını çizdiğimde, ayrı ayrı iki tane faz uzayı çizdiğimde, çünkü sisteme baktığımda sistem 4 boyutlu bir sistem. Buraya bakıyorum, x1, x2. Yani benim x diye bahsettiğim vektör, x1, x2, p1, p2'den ibaret bir şey. 4 boyutlu bir sistem. Ben bu 4 boyutlu sistemi gösterebilmem için 4 boyutlu bir şey çizmem gerekiyor. Dolayısıyla benim yapabileceğim en iyi şey 2 tane 2 boyutlu şey çizip yani bir düzlem üzerine şey yapmaya çalışmak istiyorum. İz düşümünü almam lazım. Bakalım alalım. Şurası x1, p1 aldığımda x1 ve p1 düzleminde gene benzer bir şekilde böyle bir yer. Bir başka elips hareket ediyor. Bu, peki bu hareket
şuna baktığında yani sistem buradan başlıyor, şu şekilde dönüyor. Teta 1 değil ya. Sistem buradan başlayıp böyle gidiyor. Ve bu ikisini de çember hale getirdiğinde sonuçta sabit bir çember yarıçap etrafında dönüyor. Biz bunu iki boyutlu bir hareket gibi düşünüyoruz ama bir çemberin hareketi tek boyutlu bir hareket gibi düşünebiliriz. Yani sadece teta'ya parametrize edilebiliyor. Yani bir yarıçapımız var. Herhangi bir noktayı, yani bana bir teta verirseniz ben çemberin üzerinde nerede olduğunu söylerim. Yani bana çemberi yarıçapında verirsiniz. Tamam. Şimdi dört boyutlu bir hareket dedik aslında buna. Ama en nihayetinde teta 1 ve teta 2 tarafından da karakterize edilebilen bir şey. Yani benim ihtiyacım olan şey teta 1 ve teta 2. Şimdi duruma bakalım bir de. Herhangi bir noktada başlarsam, yani herhangi bir x noktasında başlarsam tekrar o x üzerine dönme hali neyle ilişkili olabilir? Yani bir yerden başladım. Buradan başladım tabii burada da bir yerdeyim. Şurada bir yerdeyim. Burada tam dönüyorum. Kendi üzerime geldiğimde bunun da tam dönüp kendi üzerine gelme koşulu nedir? İkisi aralarında ilk noktada geldi. Evet. Aynen. Bunun için koşul nedir? Yani burada başladım, buraya geldim. Burada da, yani burada başladım da burada da bir yerdeyim zaten. Bunu da dönüp tam buraya geldim. Aynı zamanda. Aynı zamanda evet. Yani aynı t zamanda gelmesi lazım. Çünkü kendi üzerine gelmesi demek x1'in x1 olması, x2'nin x2 olması tekrar. Yani bir yerden başladım. Frekansları farklıysa omegaları o olmayacak. Nasıl farklı? Tam katı olursa olur. Rasyonel katı olursa. Rasyonel. Yani omega rasyonelse. Yani omega bölü, omega 2 bölü omega 1'e bakmam gerekiyor ama omega 1'i zaten 1 aldım. Omega'nın kendisi yani omega bölü 1. Omega eğer rasyonelse... Aynen, periyodik bir hareket. Ama eğer omega irrasyonelse aperiyodik bir hareket. Bir de şey soracağım, o yönü öyle ters çizmenin sebebi çözümlerden dolayı değil mi? X'in P'nin çözümlerinden dolayı. Evet, aynen. X'in P'nin çözümlerinden dolayı. Evet, yani işte X kosinüs falan gibi bir şey. Evet, kosinüs defa oldu. En uç noktada işte maksimum ilme, pardon, evet maksimum ilme, orada hız sıfır gibi düşünebilirsiniz. Buraya baktığımda en uç, x'e en fazla çektiğimde p'nin değişimi şu tarafa doğru, bu tarafa doğru yani. Buraya baktığımda işte şu tarafa doğru. Orada hiç t'nin değişimi yok, tamam mı? Peki, bu önemli bir şey. Bu tek bir yer ama iki, şey, tek kütle yer ama iki doğrultuda da gidebiliriz. Evet, iki doğrultuda bir düzlem üzerinde. Belki teta'nın omega t olduğunu söylemek. Nasıl? Teta dediği şey omega t. Evet, omega t. Omega 1 T oluyoruz. Bu önemli. Omega'nın rasyonel ya da irrasyonel olması sistemin periyodik ya da periyodik olmamasına bağlı. Şimdi bunu bu sistemin faz uzayında göstermemiz gerektiğinde iki tane parametrem var. Bu iki tane parametreyi faz uzayına oturacağız. Şimdi dört boyutlu bir faz uzayım vardı. Bunu böyle çizdiğimde o dört boyut değil. Yani sonuçta bir çember üzerinde olduğunda aslında iki tane boyutum var burada. İki tane boyut olduğunu görüyorum. Teta 1 ve teta 2. Bunları bir faz uzayına yerleştirdiğinde nasıl bir geometrik bir şekilde çıkmasını bekleriz? Teta 1 ve teta 2. Bunlar açısal üstelik. Geometrik olarak bir intuition ne olabilir sizce? Nasıl düşünüyorsunuz? Açısal iki tane şeyimiz var. İki tane parametrem var. İki tane açı dönüyor. Yani bir böyle bir açı dönecek mesela. Birbirine dik iki tane açıyı uzayda nasıl gösterebilirim? Torus şeklinde gösterebilirim. Evet, yani şöyle bir şey var. Simit. Yani bütün integral bu sistemler torus oluyor faz uzayı diye bir şey var. Evet, invariant toroid o çok daha şey, yani bu da öyle bir şey ama o çok genel bir şey, problem. İşte KAM teorisi denen bir şey onu söylüyor zaten. Ne teorisi? KAM. Kolmogorov-Arnold-Moser teoremle geçiyor. Bütün integral sistemleri bu şekilde bir invariant torus olduğunu söylüyor. Neyse buradaki torus onunla muhtemelen ilişkilidir. Ama burada çok daha basit bir şeyden bahsediyoruz. Sistem şurada bir dönüyor. Yani şurada bir, şunun etrafında, teta 1 diyelim buna. Bir de sistem şunun etrafında dönüyor. Yani bir noktayı aldınız. Eğer bana teta 1'i ve teta 2'yi, yani o da tam merkezden ölçeyim onu. Bana teta 1 ve teta 2'yi söylediğinizde ben size tam nerede olduğunu söyleyebilirim. Tamam,
şuradasın. Teta 1 işte 10 derece, teta 2 70 derece, yani şuradasın. Sonra değişim. Yani bütün torus üzerindeki bütün noktaları teta 1 ve teta 2 şeklinde yazabilirim ben. Yani. Torus yazmak için başka bir şey daha bize söylemem lazım herhalde. Başka bir geometrik şekilde olabilirdi o. Atıyorum ben iki tane şey biliyorum. Mesela Mobius strip gibi bir şey oluyor mu bilmiyorum. Nasıl parametrize edildi de. Yani sadece periyodik olmalarını mesela torus yapıyor bu adamları. Teta 1, teta 2. Yani iki açı olması her zaman torus olması gerektirmeyecektir diye düşünüyorum. Yani dönme yarı çaplarıyla da alakalı olabilir. Yani bir şey alakalı değil mi? Sonuçta... Yarı çap, periyodik olmasıyla mı acaba? Ya da adamların rasyonel olmasıyla olabilir. Aslında burada onu söyleyeceğim. Mesela... burada bu yörüngenin tekrar bunun kendi üzerine tekrar üzerine düşebilmesinin koşulu hala burada geçerli. Yörünge her zaman için böyle. Yani fazlayım her zaman için böyle. Yani bunu mesela ben şöyle de yazabilirim. Yani teta 1 ve teta 2 normal dik koordinat, kortezyen koordinatlar şeklinde de ifade edebilirdim gibi geliyor. Sonra bu sistemin teta 1 ve teta 2'sinin nasıl değiştiğine bakardım. Ama bu sanki şey, daha iyi ifade edebilmek için mi ya da açı olduğunu gösterebilmek için belki de daha iyi bir şey. Kortezyen'e de yazarsan atlamalar oluyor. Artık 1 bölü 2'den eksi 1 bölü 2'ye bakıyor. Evet. Sıçramalar oluyor. Doğru, yani sonuçta burada periyodik bir koordinat kullanıyorum. Koordinatın periyodik, yani sıfırla 360 derecenin aynı olduğu bir koordinat kullanmam gerekiyor. Şuraya sıfıra geldim, şurada sıfırdan başladım, 2π'ye geldim, sonra 2π'den tekrar sıfıra geçmem gerekiyor. Kartezyen bir koordinat sisteminde bunu göstermek çok güç bir şey. Dolayısıyla bir torus gibi bir şeyde periyodik, iki tane periyodik koordinatı bunun üzerine yerleştirebilirim. O yüzden en şeyi akla yatan şeylerden bir tanesi. Belki de kaçınılmaz olarak bu mu? Şu an tam bir şey söylüyorum ama... Sabitse torus olması lazım. Evet, kaçınılmaz olarak bu olmak zorunda görünüyor. Yani periyodik bir iki tane parametrem var ve senin yarıçapların da belli. Yarıçapların şununla ilişkili. Torusun yüzeyi değil mi bu? Evet, torusun yüzeyi. İç şeyle ilgilenmiyoruz. Smith'in yüzeyinde getiriyoruz şu an. Peki, sistem herhangi bir yerden başlıyor. Yani şu, sistem diye kastettiğim şey çok genel halinde şu. Bir yerden başladı, gidiyor, alta geçiyor, üste çıkıyor falan. Sorduğum soru şu, şu noktadan başladım tekrar bunun üzerine gelme şeyi. Yani tekrar kapanması, yörüngenin kendi üzerine kapanma koşulu. Yörüngenin kendi üzerine kapanma koşulu işte buradaki omega'nın rasyonel olması. Yani çok ilginç bir şey ya, omega'yı rasyonel aldığınızda hiçbir şekilde üzerine kapanmıyor. Peki, bir fazlayı hücresi tanımlarsam, bu fazlayı üzerinde bir bölge aldım. Buna bir hücre diyeceğim. Bir fazlayı içerisinde bir hücre tanımlarsam, bu hücre içerisinde başlamış bir yörüngenin, tamam hani bütün yörüngeler üzerine kapanmıyor, okey, kapanması zaten çok özel bir durum. Ama ben şu soruyu soruyorum, bir bölge aldım, burada başlamış olan bir yörünge, dönüp dolaşıp tekrar bu bölgenin içerisine girer mi? Biraz daha şey soruyorum, yani olayı biraz daha geniş şey rahatlatıyorum, yani tam üzerine gelmesin ama bu bölgenin içerisine tekrar girer. Ya da o noktaya ne kadar yaklaşır? Olabildiğince yaklaşır, tam üzerine denk gelir ama ne kadar yaklaşır? Çok çok yakında, istediğim kadar yakında gidebilir miyim mesela? Ve bu hücreye tamam bu noktaya gelir mi sorusu bir, yani sorduğum soru. Belli bir hücrede başlayan sistem. Kendini tekrarlar mı? Kendi üzeri demeyelim. Aynı hücreye gelir mi? Bu birinci soru. İkincisi eğer gelirse ne kadar süre gelir? Ortalama ne kadar süre gelir? Neden ortalama? Çünkü bir tane nokta aldım, o döndü dolaştı, buraya işte bir süre sonra geldi. Ya da başka bir nokta var, o buradan geldi, şöyle dolaştı. Yani üzerindeki dinamiği bilmiyorum. Üzerindeki dinamik her şey olabilir.
Yani şu noktada başlayan kişi tekrar şöyle hemen yakın zaman tekrar bunun üzerine tekrar aynı yere gidip sonra tekrar gidebilir. Ama şurada başlamış olan kişi çok çok uzaklara gidip gelebilir. Yani farklı noktalar farklı zamanlarda içeriye giriyor olabilirler tekrar. Ortalama olarak ne kadar sürede gelir bu? Ben bunu incelemeye çalışıyorum. Yani bir istatistiksel bir şey yapacağım aslında. Çünkü bu hücrenin içerisinde bir sürü başlangıç koşulu var. Her bir derste yaptığımız harmonik osülatördeki gibi katı bir şekilde de hareket ediyor olabilir. Bunun etrafında şöyle katı bir şekilde hareket ediyor. Bütün yörüngeler aynı periyodda bunun içerisine düşüyor olabilirler. Ama bu özel bir durum. Çok genel bir şey söylediğimde bu yörüngelerin hakkında hiçbir fikrim yok. Bütün başlangıç koşullarının ortalama ne kadar sürede geleceğine dair bir şey söyleyebilirim. Benim temel olarak problemim bu. Başlangıç koşulu dediğin şey x'in yeri, x nokta falan. Ondan evet, faz uzayında bir nokta. Yani çünkü bu benim faz uzayım artık. Bu torus benim faz uzayım. Burada bir yerden başlıyorsam benim dinamiğimi veren şey şu. Böyle bir denklemim var. Her bir nokta için bir vektör alan tanımlıyor bu. Burada iki boyutlu bir şey var şimdi. Ya iki şey, ikinci mertebe bir şey. Harmonik osülatörden bahsederken öyle düşünüyorum. Harmonik osülatörü birinci dereceden hale getirdim ama. Şurada. Ha, onlardan bahsediyoruz. Tamam. İkinci dereceden bir denklemi bir tane daha şey yapıp bir tek derece indirebiliriz. Hatta n'ci dereceden şeyi n tane oluşturup tamam, tek birinci dereceye indirebiliriz. O yüzden dinamik sistemler hep böyle birinci dereceden sistemler üzerine yapılıyor zaten. Okey. Dolayısıyla ben dinamiğim bu. Başladığım her yerde bir tane vektör alanım var. Her bir noktada bir vektör alanım var. Nereye gideceğimi söylüyorum. Başladım, döndüm, dolaştım. Acaba ne kadar sürede buraya gelecek ya da gelecek mi? Temel olarak problemim bu. Yani genel problem, peki burada iki boyutlu bir sistem var. Tetebüretefeki bir torus. Artık daha da karmaşıklaştırıyorum bu olayı. N boyutlu bir sistem var. Yani şu, x1'den x1'e kadar gidiyor. N boyutlu bir sistem var. Karmaşık bir dinamik altında. Hangi dinamik olursa olsun, bu dinamiğin ne olduğunu bilmiyorum. Oldukça karmaşık, kaotik bir şey davranış gösteriyor olabilir. Yani kestiremiyorsunuz 4-5 adımdan sonrasını, elle çözemiyorsunuz. Nümerik olsa bile oldukça zorlanıyorsunuz. Olabildiğince karmaşık bir dinamik var. Bu dinamik altında bir yörünge belirli bir hücreden başladıktan sonra, faz uzayının belli bir bölgesine başladıktan sonra geri gelecek mi o faz uzayının o bölgesine? Geliyorsa eğer ne kadar sürede gelecek, ortalama ne kadar sürede gelecek? Temel olarak problemim bu, sorduğum problem bu. Herhangi bir şey için burada. Nasıl? Evet, herhangi bir şey için. Herhangi bir hücre aldık. Bu hücrenin, tabii neye bağlı? Bunu yazmak gerekiyor, çok önemli. Problem formülize ettim. Bu neye bağlı olabilir? Aldığın hücrenin hacmine bağlı olabilir. Aldığın hücre ama teta 1, teta 2 üzerinde. Evet. Onun başlangıç koşulları ne alakası olduğunu anlamamız lazım herhalde. Her bir teta 1, teta 2 bana bir başlangıç koşulu veriyor zaten. Değil mi? Bir teta 1, teta 2 verirsen sen bana, ben faz uzayını bir noktaya koyarım. Zaten teta 1 ve teta 2 bana x1, p1, x2, p2 verir. Yani şöyle bir map var aslında. Teta 1, teta 2 bana x1, p1, x2, p2 veren şöyle bir şey. Bana bunları ver. Tak sana söyleyeyim. Mesela x eşittir x nokta kosinüs omega t, o zaten şeyi değiştiriyor. Tamam. Evet. Bu neye bağlı olacak? Geri gelmemesi ya da gelirse ne kadar sürede gelmesi? Ben bu hücre ne kadar büyük bir hücre aldım? Devasa bir hücre aldım. Oradan başlamış olanlar mesela muhtemelen tekrar geri gelecektir yani. Devasa bir hücre içerisinde bir tanesi tekrar dönüp dolaşıp gelecektir. Çok büyük bir hücre alırsan muhtemelen yakın bir sürede gelecektir. Faz uzayının tamamını aldım. Bir sonraki adımda zaten tekrar gelecek yani. Yani kendisini aldığında mutlaka dönecek. En nihayetle öyle bakabilirsiniz. Ama çok küçük bir şey alırsanız bu mesela düşük bir olasılık olabilir. Aldığım hücrenin hacmi. Hacmi diyorum, burada hacim çok genel bir şeyden bahsediyorum. Yani 3 boyutlu bir uzayda hacmi tanımlıyoruz ama 4 boyutlu bir uzayda da tanımlıyoruz. Burada 2 boyutlu bir uzayda mesela alana karşılık geliyor burada. Torusun üzerinde bir alan, hacim. Hacim olarak genel bir şey konuşuyorum. Hacmine bağlı ya da benim çözünürlüğüme bağlı. Yani benim bu hücreyi ne kadar iyi çözebiliyorum? Hücrenin içerisinde ne kadar iyi görebiliyorum? Ne kadar ufak detayları görebiliyorum? Ne kadar kaba bir şekilde, ne kadar ince bir şekilde görebiliyorum? Peki, şimdi bunun için yaklaşımımız ne olacak? Bunun için yaklaşımımız şöyle olacak.
nüfus sayım var. Artık genel nüfus sayımından bahsediyorum. Tahtanın el verdiği şekliyle bunu iki boyut olarak çiziyorum. Ve yapacağım şey, bu faz sayı üzerinde sistemin hareket ediyor. Bir noktadan başlıyor. Şimdi burada üzerini kesti gibi düşünmeyin, hiçbir şekilde üzerini kesemez. Ama çok boyutlu bir şeyden bahsediyorum, üç boyutlu bir şey. Bir yerden başlıyor, şöyle şöyle geliyor, şöyle gidiyor. Üzerinde hiçbir zaman için kesmeyecek ama iki boyutlu bir şey değil. Yani tam üzerine çakışıyormuş gibi düşünmeyin. Yani onun üzerinde bir yerde gidiyor. Hiçbir şekilde bir üzerini, kendisini kesmeden hareket eden bir sistemim var. Hiçbir zaman için kendisini kesmiyor. Nokta evet, yani tam, evet, tam üzerine denk geliyor. Ya da şöyle yapıyor, atlıyor falan böyle. Daha sağlıklı. Peki. Bunu inceleyebilmem için şöyle bir şey yapacağım. Hücrelerden bahsettik. Sistemi ben böyle hücrelere böleyim. Peki. Yani ben bir tane hücreyi alıyorum bunlar için. Şu hücreyi. Bir tane hücreyi seçiyorum. Bu benim. Sistemin bir noktadan başlayıp dolaşıyordu. Fakat sistemin şeyini yani yörüngesini çizmek problemli bir şey dedik zaten. Elle gösteremiyoruz o kadar kolay. Nümerik olarak da takip edebilmek oldukça zor bir şey. O yüzden ben bunun zaten bunu çizebilsem çok büyük bir problemi de yok. Yani sistemin tam olarak her bir noktanın hangi saat, hangi zamanda, nerede olduğunu biliyorum demektir. Yani bütün yörüngeyi çizebilsem ve bütün problemleri de bunun üzerine tanımlayabilirim zaten. Ne kadar sürede nereye gidiyor, nerede takılıyor, ne kadar sürede tekrar oraya ne kadar geliyor. Bunları bilemediğim için aslında bir takım hesaplar yapmam gerekiyor. O yüzden ben sistemi bu şekilde hücrelere ayırıyorum ve yörüngelerin kendisini takip etmiyorum bütün zamanlarda. Bir tane nokta alıyorum bu yörünge üzerinde. Renk şey oldu. Bir tane nokta alıyorum ve bu nokta bir süre sonra nerede ona bakıyorum. Bu nokta buraya geldi. Sonra tekrar burada, sonra şurada, sonra burada. Adım adım belli bir sürelerde bu noktanın hangi hücre içerisinde nereye düştüğüne bakıyor. Dolayısıyla temsili bir nokta alıp bu noktanın hücrenin içinde olup olmadığına bakıyor. Hücrenin içinde mi değil, hangi hücre içerisinde? Yani hücrelere isim veriyorum. C1, C2, C3, CN gibi isimler veriyorum. Ve belli bir sürede sisteme bakıyorum. Nokta burada, nokta burada, sonra burada, sonra burada, sonra burada. Yani tüm bir yörüngeyi çizmektense belli zamanlarda noktanın nerede olduğuna bakıyorum. Nokta almak ne demek onu anlamadım. Yani sistem, sistemin şeyi burada. Başlangıç koşulu diyelim ki burada, bir yerden başladı. Bir süre sonra bir hücrede olacak ama nasıl gittiği beni ilgilendirmiyor. Bütün sistemin tüm yörüngesini çizmektense benim ilgilendiği problem hangi bölgeye tekrar ne kadar sürede gidip geleceği, sadece o bölgenin içinde mi, hangi bölgede? Yani mesela analitik olarak ne demek, nokta var? Şöyle, yani benim... Yani ben ilerlediğini anlayamadım da o yüzden. Yani koordinatları yazıyorsun, onlar zamanla evriliyor gibi bir şey. Evet aynen, koordinatlarını yazıyorsun. O çok boyutlu bir manifold üzerinde ilerleyen bir sistemim var. Onun üzerinde bir yerde aldım, onun bir koordinatı var. Sistemin dinamiği var elinde. Bir süre sonra bunun, tabii analitik olarak mesela bunu nasıl gösterebilirim, nasıl çıkartabilirim, bunu nasıl sample edebilirim daha doğrusu. Yani oradan bir yörünge geçiyordur bu noktada mesela, bir yörüngedir. Ama ben bu noktayı takip edeceğim, farklı bir yörünge değil. Yani bu noktaya baktım. Noktanın hareket etmesi olayını anlamadım, hani şeyi... Bir örnek bir nokta var, o nokta bunun içerisinde mi dışında mı? Yörünge çizdik ama yörüngeyi o nokta takip etmiyor. Aslında bu yörüngenin üzerindeki noktalara bakıyor. Yani şurada, orada, şurada, yani. Şurada, şurada. Ama buna nasıl bakabilirim? Yani nasıl mantığı anladım ama nasıl bakabilirim sorusu. Şu an
benim kafamı kurcalayan şey. Yani bu buradan başladı, bir şekilde gidecek bu. Mor yörünge üzerinde ilerleyecek. Bütün hepsini takip edemiyorum. Belli noktalarda sample etmek. Bunu nasıl yaparım? Bir noktada o yörünge içerisinde mi değil mi ona bakmaya çalışıyorum. Onun üzerine kıstırılmış ya da sıkıştırılmış olması lazım o zaman. O eğriye ait olduğunu biliyor olman lazım. Bunun, her zaman. Bu eğri üzerinde olduğunu zaten biliyorum yani. Böyle bir eğri var. O eğri var, onun üzerinde bir nokta var. Sürekli o noktayı, aynı eğri üzerindeki aynı noktayı takip etmeye çalışıyorum. Bu o mu yani? Noktayı mı takip ediyorum? Bir an. Sonuçta piramit sistem denen şey her zaman bir noktadan başlayıp seni ilerletiyor, değil mi? Yani piramit sistem diferansiyel denklem seni bir noktadan başlatıyor, diğer noktaya getiriyor. Yani sana bir x veriyor, seni diğer başka bir x'e götürüyor. Yani aslında diferansiyel denklem sana değişimi veriyor. Ama yörünge demek, bir noktadan başladım, oradaki değişim biliyorum, diğer noktaya geçiyorum. Böyle tık 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 ilerliyorum demek. Aynı şey yani buradan başladığında da aynı şekilde ilerleyeceğini söylüyor zaten bu. Bu soru küçüğü rastgele bir nokta benim, o nokta bir yörüngenin üstünlüğü değil. Hayır, hayır, yörüngenin üzerinde zaten bu noktanın bir yörüngesi var. Diyelim ki şuradan başladık, morning, şuradan başladık. Bu noktanın böyle bir yörüngesi var. Ben bu yörüngenin tamamını izlemek yerine, bunu yapmam çok zor bir şey çünkü böyle yörüngeyi çizemiyorum, elle de çıkartamıyorum zaten. Kapalı bir şekilde de yazıyorum. O zaman aslında yörüngeyi orada çizik çizik göstersek. Evet, yani çizik çizik göstereyim. O şekilde göstersek. Belli yerlerde şuralara bakıyorum. Baktım. Burada. Anladım, tamam. Bu nokta o yörüngenin üzerinde mi dedim? Çünkü yörüngeyi biz şimdi sen çizdiğin için biz o yörüngeyi takip ediyor görüyoruz. Evet, yani yörünge aslında çizemiyoruz. Çizemiyoruz yani. Bunu, çizemiyoruz evet. Ama nerede olduğunu tahmin etmeye çalışıyoruz. Ama bunu nasıl yaparız şimdi mesela? Nümerik olarak ya da analitik olarak bunu düşünüyorum şu an. Nasıl? Nasıl çıkartalım? Yani aslında bir nokta alıyorsun. Yani o senin başlangıç koşulun. Sen oradan başladın. Yine bunun civarına geri dönecek mi bu adam? Evet bu yani. Bir yerlerde dolaşıp zaten çıkıyor. Problemi şu olacak yani. Şuradan yani başladıysam dönüp dolaşıp tekrar bunun içine girecek mi? Ama sen aradaki resim çizemiyorsun. Ama o noktanın yolculuğunu aslında takip ediyorsun. Aynen öyle. Tamam. Belli noktalarda bakıyorum sadece. İçeriye tamam. Düştün mü? Anladım. Neyin içindesin? C1'de misin? C2'de misin? Bunu veren bir şey yapıyorsun aslında. Dinamik sistemi senin bir diferansiyel denklemdi. Kontinüs bir şeydi. O nokta ona göre evolve edecek zaten. Senin tabii ki diferansiyel denklemine göre. Evet, o zaten bir yörünge çizecek ama ben şekliyle falan ilgilenmiyorum. Tamam. Evet, aynen. Hangi nerelerde takıldığına bakıyorum. Tekrar o hücrenin içerisine girip girmediğine bakıyorum. Tamam. Artık benim problemim şöyle bir şey oldu. Yani bu bir şeye dönüştü. Kesikli bir şeye dönüştü aslında. Yani düzenli bir yörünge üzerindeydi. Ama artık ben belli noktalardan bakıyorum. Yani bu nokta buraya geldi. Sonra buraya geldi. Sonra yani atlıyormuş gibi, sıçrıyormuş gibi düşünüyorum burada. Düzenli bir şey değil. Sıçrıyor. Şuradan şuraya. İlk başta yörüngeyi çizememiz. Evet, aynen. Anlamaya çalışıyorum. Yani bazı noktalarda çizebilirsin. Ama çoğu zaman çizemiyorsun. Çizemediğin için onunla uğraşmak yerine ben bir istatistik yapmak istiyorum bunun üzerine. Belli bölgelerde ne kadar takılıyor. Bunu dediğim yöntemlerle yaparken geçiyor. Yani takılıyor dedim, geçiyor evet. Geçiyor. Yani şurada takılıyor demek. Burada geldi, sonra buraya gitti. Sonra tekrar geldi. Ne kadar buralarda şey yapıyor, zaman harcıyor. Ne kadar tekrar geliyor buraya. Buradan ne kadar sürede çıkıyor. Burada ne kadar kalıyor. Yani mesela kala da bir yer. Seçtiğimiz noktanın o yörüngede yani o denkleme ait olmama ihtimaliyle başlayalım. Onu test ediyoruz. Yani bu buradan zaten bir nokta seçtiğinde o, yani başka bir nokta seçersen başka bir yörünge çizecek burada. Öyle bir şey zaten. Bu faz uzayının her yerinde bir şey var. Yani sen bıraktığın anda nehir gibi düşün. Bir şey bırakıyorsun, orada bir hız var, vektör alanı var. Seni bir yere doğru savuruyor. Yani nehir örneğinde seni sadece şeye doğru savurur, aşağıya doğru savurur. Nereye doğru akıyorsa atıyorum. Ama burada çok karmaşık bir şey var. Sen buraya bırakıyorsun, buraya gidiyorsun. Buraya bırakıyorsun, başka bir yere. Buraya bakıyorsun, düz bir yere. Ya da bir yere bırakıyorsun, dönmeye başlıyorsun mesela. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bu faz uzayı üzerindeki vektör alanına dair, f fonksiyonuna dair hiçbir şey bilmiyorum. Bunu kastediyorum şu an. Yani şu an problemi en genel haliyle formüle ediyoruz. Yani bilsem işlerim daha kolay şeydir. Belki çözebilirim. Çözülemediğini söyleyebilirim. Ama ben şu an problemi en genel haliyle bütün f fonksiyonları için geçerli bir sonuç elde etmeye çalışıyorum. O yüzden f'e dair hiçbir şey söylemiyorum şu an. Herhangi bir şey yapıyor olabilir. Mesela buraya bıraktım, sistem şöyle bir şey de yapabiliyor mesela, şuralarda dönüyor. Hiçbir zaman kesmeyecek birbirini ama kendisini ama.
böyle yapıp sonra dışarıya çıkabilir. Her bir noktaya bakıyorum. Sürekli içeride, 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 tam dışarıda. Benim problemimi artık gösteren şey bir map oldu. Bir önceki koşullara bağlı adım adım sıçrıyor artık. Diferansiyel denklem değil. İlk başta yazdığım gibi bir kesikli bir sistem hani herhalde. Bir önceki noktaya bağlı gibi düşünüyorum. Bir önceki noktaya bağlı böyle kesikli bir şekilde sıçrıyor sistem. Böyle bir map diyoruz. Yani Türkçesi bir haritalama ya da nasıl? Evet, bir türlü çıkıyor bu memnun şey. Map etmek falan. Yani bu bana neyi veriyor? Bir sonraki bu fonksiyon bana diyor ki sen bir noktadan başladın, şuradan başladın, bir sonrakinde sen C1'desin, sonra C5'desin, sonra C6'dasın, sonra gene C6'dasın, sonra C7'desin, sonra C1'e döndün mesela. Bana bunu veren bir harita. Yani oldukça soyut bir şekilde bir şey yapıyoruz burada. Yani bunları analitik olarak elle yazmak falan filan, bunlar için şu kitap böyle 400-500 sayfa falan uğraşıyor. Burada yaptığım şey bazen böyle el kol sallanmak şeklinde oluyor. Genel fikir vermeye çalışıyorum. Kendi şu an bunları öğrenmeye çalışıyorum. Ama anlatacak kadar da çoğu şeyi de bilmiyorum. Mesela bunu analitik olarak nasıl yazarız? Yazacağız aslında böyle. Indicator function denen şeyler var. İçerisinde bir değil. İçerisindeyse 1 versin, dışındaysa 0 versin gibi. Tamam. Tabii ki zamanı da keyfi olarak küçük alıyorsun herhalde. Çünkü bazen kaçırabilirsin yani. Evet, aynen. Bir sıçradı. Bir sampling time'a bakıyor aslında olay. Yani bir kesinlikle bir olabildiğince küçük almak gerekiyor. Sıçrayıp mesela aslında küçük aldığında bir şeyleri kaçırıyorsundur muhtemelen ama ortalama alacağız ya. Sanki oradan gene yakalayabilirmişiz gibi geliyor. Yani ben buradan başladım. Çok uzun sürede bakıyorum. Burayı kaçırdım mesela. Ortayı kaçırdım. Ama evet. Sonra sistem hep de kaçırabilirsin. Hep de kaçırabilirsin ama işte belli bu şeyi yapabilmemizi sağlayan şeylerden bir tanesi şey olacak. Sistem ergodik olduğunu karar verdik, söyleyeceğiz. O önemli zaten. Burada yapacağımız şeyi işlem yapabilmemiz için sistemin ergodik olması gerekiyor. Ergodik demek sistemin her yerinde sürekli dolaşıyor demek. Yani buraya geldi ya, bir süre sonra buralarda tekrar dolaşacak demek. Yani sistemin bütün faz uzayının etrafında sürekli dolaşıyor, homojen bir şekilde. Aynı süreyi geçirmiyor ama. Burada çok fazla takılıyor, burada az takılıyor. Ama en nihayetinde döne 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 her yer etrafını dolaşıyor demek bu ergodik sistem. Ortalama olarak her yerde aynı mı kalıyor? Aynı kalmıyor. Ortalama olarak. Ortalamaları değişmiyor, evet. Yani şimdi her bir hücreye mesela bir olasılık atacağız şimdi. İlerleyelim, orada diyor. Her bir hücreye bir olasılık atacağım. Bütün zamanları mesela 10 saat geçiriyorsa burada mesela 1 saat geçiriyor. Burada 3 saat geçiriyor. Zaman içerisinde o değişmeyecek. Ergodik sistem demek o zaten. Ona da invariant probability deniyor. Aslında bunu istatistiksel mekanikte çok yapıyoruz. İstatistiksel mekanikte yaptığımız şey o. Maxwellian distribution dediğim şey aslında faz uzayında termal denge sırasında senin değişmeyen bir olasılığın var. Yani sistemin onların arasında değişmeyen bir olasılıkla dolanıyor demek. Ona şimdi gireceğim zaten. Şimdi tam o noktadayız zaten şu an. Okay, güzel. Bu şekilde sistemin nerelerde dolandığına baktık. Saat kaç bu arada saat? 11. Tamam. Gene geleyim. Varsayımları. Bir, faz uzayın sonlu bir faz uzayın var elinde. Yani benim sistemim sonlu bir yerde dolanıyor. Sonsuz bir faz uzayı değil, alıp kendisinin başını gitmiyor. Yani o öyle bir şeyi kaldırıyorum. Dediğim varsayım altında bakıyorum. Sonlu bir faz uzayı etrafına dolaşıyor. Mesela örnek verdiğimde sonlu bir faz uzayı bir klasik mekanikte bir sistem baktığınızda bir enerjisi varsa yani bir Hamiltonian'ı varsa bu sistemin sonludur faz uzayı. Sonlu mu, sınırlı mı? Yani sonlu boyutlu anlamında mı sonlu? Sonlu boyutlu değil, sınırlı. Sınırlı anlamında. Evet, sınırlı. Aynen. Sonsuz değil yani. Kaçıp gidemiyor. Sonsuza kadar gitmiyor yani. Sonsuza gidemiyor. Yani bir Hamiltonian'ın varsa, şöyle bir Hamiltonian yazdığımda... Ama içindeki sonsuz noktaları dolaşabilir. Evet, dolaşabilir. İçerisinde sonsuz tane şey olabilir yani, yüzey üzerinde. Bu yüzey üzerinde... mesela en boyutlu bir Hamiltonian sistemimiz var. Hamiltonian'ı yazdığınızda size en eksik bir boyutlu bir yüzey verir.
sonlu bir yüzeydir. Dolayısıyla sonlu bir faz uzayımız var. Yani sınırlı bir faz uzayımız var. İçerisinde nokta sayısı sonsuz. Peki sonlu bir faz uzayımız var. Ardından ikincisi, bu süreç çok uzun süredir devam ettiğini farz ediyoruz. Yani sistem dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor. Yani bir yerde başlayıp böyle 2 dakika sonra bakmıyoruz. Sistem çok uzun süredir devam ediyor. Ve sistem faz uzayının bir bölgesinde takılıp kalmamış. Bir noktada gelip burada sürekli burada takılıp kalmamış. Yani uzun bir süredir devam ediyor sistem ve belli bir yerde sadece takılıp kalmamış. Her yere tekrar dolaşıyor. Benim bunlar varsayımlarım. Sistem faz uzayında değişmeyen bir şeyle dolaşıyor. Nasıl diyelim? Oranla. Yani burada ortalamasını aldığında bütün süre mesela 1 saat baktığında 1 saatin 10'da 1'ini burada dolaşıyor. İşte 10'da 2'sini burada dolaşıyor. İşte başka bir süresini bu kadar dolaşıyor. Ama tekrar başka bir 1 saat sonra baktığında gene 1 saat içerisinde baktığında gene aynı oranlarda dolaşıyor. Yani sistemin uzun süredir gidiyor olması ve bu şekilde davrandığı varsayım üzerinden dolaşıyor. Buna bu sistemin şeyi var. Değişmeyen havalı bir şeyle isimle yazdığımızda değişmeyen ivmenin nejeri var. Bu şimdilik bizim için şeye karşı bir şeydi, olasılık dağılımı. Bir şey söyleyeceğim. Şeyi bir koşulu var ya, hani periyodun aynı noktaya geldiği süre periyod dersi, periyodun çok çok üstünde zamanda bakıyoruz. Evet. Bir saniye, neye? Yani başladığı noktaya geri geleceği zaman periyot dersi onun çok çok üstünde bir süre. Evet, aynen. Ve o zaten o süre o. Birazdan bakacağız, yani birazdan bak incelediğimizde zaten o tekrar geri gelme hali de o kadar kolay bir şey olduğunu gördük yani. Küçük alırsak eğer hücremizi. Hücre olabildiğince küçük aldığımızda senin buraya geri gelmen büyük bir sistem için kolay olmayacak. Küçük bir sistem için ama kolay olur yani bir harmonik sorun için. İşte belirli frekans, tak diye geliyor oraya. Bir şey söyleyeyim mi? Bu, şimdi mezarlık faz uzayı. Faz uzayının her yeri... Şöyle diyeceğim, şunu... Aynı yere geçiyor. Yok, gelip gelmediğini daha bilmiyoruz. Ben şey soracağım, şu yani bu sistemin dinamiği ile ilgili. Evet, sistemin dinamiği bana bunu verecek. O measure dediğim şeyi, o olasılığı, yani sistemin faz uzayında ne kadar sürede, ne kadar zaman geçirdiğini measure'ı, değişmeyen measure'ı, zamanla değişmeyecek bir şey olması gerekiyor. Bir süre sonra bakıyorum, gerçekten de değişmiyor. Peki onu varsayabilmek için bu şey, Sercan Bilgi gibi çok uzun zaman aldı. Başka ne var? Measure varsayabilmek için yani... Bunu olduğunu gösterebilmek için uzun süre bakmam gerekiyor, evet. Yani bir sürü sample almam gerekiyor. Yani çok kısa bir süre, 5 dakika bakarsan anlayamam tabii ki. Yani sistem 1 saatte dolaşıyoruz içerisinde. Olabilecek, yani onu sample edebilmek, uzun süre bakabilmek ya da sistemi... Ya da düşünmek yani. Bu orada bir hep önünde gidiyor. Orada tanımlar vereceğim. Şimdi. Tanımlar vereceğim. Şimdi yaptığım şey şu, her bir hücre için... Her bir hücre için bir... Her bir hücre... J diyelim. Her bir hücre için oraya bir olasılık atıyorum. P, S, C gibi bir şey. Ve bu olasılıkları bu a priori dediğimiz ziyaret etme olasılık. Yani ne kadar süre orada kalıyor. A priori olasılık. A priori ne demek? Mesela bir yazı tura atıyorsunuz. Yazı tura da mesela yazı gelme olasılığı 1 bölü 2 demek ne demek? Yani çok fazla atarsam eğer bu şey yazı turayı yani n defa atarsam toplam yazı sayısı toplam atma sayısına 60 diyelim 1 bölü 2 olacak n sonsuza gider. Buradakine karşılık geliyor. Sistemin çok çok uzun süre boyunca dolaştığında sistemin bir hücresinde takılması
bölü bütün zamanın oranı bana bir olasılık verecek. A priori bir probability verecek. Ve her bir hücre için bir tane probability atıyorum. Tamam. Yani şu demek. P, C, J dediğim şey. Tipik bir yörüngenin seçtiğim yörüngenin yani. C, J hücresinde geçirdiği zamanın oranı. Ne kadar süre geçiyor o? Ne kadar süre değil. Bütün zamanın oranı ne? Bu bu gibi şeye alışırız aslında biz. Yani termal denge diye bahsettiğimiz şey de mesela bu P, S, C, J'leri veren şey bu olasılık dağılımı aslında. Her bir faz boyunda belli bir yere olasılık veriyoruz. Bir olasılık dağılımı veriyoruz. Her bir bölge için. Burada olasılık bu, burada olasılık bu. Aslında bizim istesel mekanikte Maxwell'in distribution dediğimiz şey termal bir dengedeki bir sistem için verilmiş, değişmeyen, buradaki bu a priori denen şey değişmeyen bir olasılık aynı zamanda. Yani çok çok uzun süre devam ettiğiniz sistem, bu değişmeyecek. Böyle bir olasılık dağılımı var. Maxwell'in distribution'da termal dengeye geldiyse sistem, senin elinde bir olasılık dağılımı var. O olasılık dağılımı da senin invariant measure'ın aslında şeyin içerisinde, fazlayın içerisinde. Sistem bütün microstate'lerin içerisinden geçiyor. Ama en çok senin termal ekilibriumunla alakalı, işte senin o termal denge sıcaklığınla ilişkili microstate'lerin içerisinde çok fazla takılıyor. Zaten orada senin olasılık dağılımın orada peak ediyor zaten. Ama o olasılık dağılımı zamanla değişmiyor termal dengede. Ne kadar süre geçerse geçsin, sistem zaten dengede. Şimdi bakmışım ya da sonra bakmışım. Eğer bir a priori probability distribution varsa benim elimde, böyle bir olasılık dağılımım varsa, ben onun üzerinden birçok şey yapabilirim. Sistemi artık zamanda bakmak yerine, bütün zamanda ilerletmek yerine sistem içerisinde birçok şeye bakarım artık. Belli bölgelere bakarım. Hemen onu tanımlayalım. Bu ne demek? Oraya gelmeden önce. Yani bu P, probability CJ'yi belirleyen şey benim dinamiğim. O dinamik şurada yazdığımız dinamik. Yani şurada bu zıplama dinamiği ne kadar bu bana verir, bunu bir şekilde verecek. Bunu vermesi şöyle bir şey. Verilen bir zamanda görülüyor mu bu arada? Kalemi silikleşti sadece biraz. Verilen bir zamanda belli bir bölgede rho 0 x diyelim. Bir yoğunluk olacak. Rho 0x yoğunluğu. Bu olasılık yoğunluğu diyelim. Olasılık yoğunluğu. Rho 1 x'e gidecek. Belli bölge aldım. Faz uzayında. Bir olasılık yoğunluğum var orada. Yani olasılık yoğunluğu diye kastettiğim şu. D mu x rho x neredeyse tabii ki çok boyutlu. Belli bölgede yoğunlukla o bölgedeki şey çarparsanız, o bölgenin büyüklüğünü çarparsanız size olasılığı verecek. Ve olasılıkların toplamı, yani şu mu cj eşittir. Cj bölgesinde, o hücre içerisinde ki şeyin yoğunluğu o bölgeyi üzerine integre ederseniz size bir olasılık verecek. Yani mu ile karıştırdık, p yapsaydık onu daha iyi olurdu. Yani measure için mu kullanılıyor. Yani şu demek bu. Bütün şeyler için toplarsan bu cj'yi mu kullanmıyor, p kullanacak. Bütün şeylerin toplamının 1 çıkması gerekiyor. Notasyon aldık mı? Burada bir olasılık şeyi, belli bir ufak bir bölgedeki olasılık şeyi, o ufak bölgedeki yoğunlukla alakalı. Bunu integre edersem o bölgede bir hücre için, o hücrenin olasılığını veriyor. Bütün hücrelerin olasılığını toplarsam 1 olacak. Sistem çünkü onun üzerinde dolaşıyor. Bunu veren, şu rho cj'yi veren şey, şöyle bir denklem. Sadece
sadece yazacağım bunu. Neyse, bunu yazmayacağım. Bunu sadece referans olarak yazacağım buraya. Pro x'i veren şey, Frobenius Peronis'i. Zamanla, burada dikkat edin, verilen bir zamanda burada başlıyor, sonra buraya gidiyor. Ama size bir evrim denkleri bu. Böyle bir evrim sonucunda buradan başlayıp buraya gidiyor ya. Öyle bir noktada tekrar kendisine gidecek olma durumuna bakıyor. Yani değişmeyecek halini çıkartıyor size. Olasılık dağılımının invariant measure'ı, değişmeyen olasılık dağılımını veren denklem bu. Bir şey soruyorum. Evet. Değişmeyen diyoruz ya, zamana göre. Zamana göre değişmiyor, evet. Forma göre değişiyor. Nasıl? Çok şey parametre var ya. Evet, zamana göre değişiyor. Zamana göre değişiyor. Sistemin ergodik olduğunu varsaydı. Sistemin ergodik olması gerek ne demek? Çok ilerleyemiyorum. 12, 1.30'da başlayacak diğer şeyle. Geçen sefer 1.5 saat ara yapmıştık. Biz bizeyiz. Yarım saat daha geçti. 15 dakika ara verip sonra bir saat devam edebilir miyiz? Ya da şöyle yapalım. Bir 5 dakika şu ergodikliğin tanımını verelim. Ondan sonra hemen araya geçelim. Ara verelim 10 dakika. 5 dakikayı daha yedim oradan. Sistemin ergodik olduğunu kabul ettik. Ne demek var bu? Bu arada bu ergodik sistemler dinamik sistemlerde matematik ve matematik alanında olsun işte fizikte de belli şeylerde epey önde gelen çalışmalardan bir tanesi. Yani son zamanlarda böyle field modellerine falan bakarsanız ya da haberin şeyi ödüllerine falan bakarsanız çok büyük bir oranda bu gibi şeyler çalışan insanlar var. Epey şey popüler bir konu yani. Princeton'da böyle matematik bölümündekilerin böyle çalışma alanlarının başında gelen şey konulardan bir tanesi falan. Para da kazanabilirsin ya. Ben bu işleri biliyorum dersen. Belki de. Bilmiyorum. Onlardan muhtemelen şey yok çünkü dinamik sistem olayı o kadar geniş bir şey ki. Finanstan tut, uygulamalarını çok fazla şey. Çoğu insan zaten gidip finansa uyguluyor. Çok mantıklı bir şekilde. Dün şeyde falan bile gördük onu yani. Afif Hoca bile girmiş bir şey. Çok iyi ya. Peki. Ergodik olduğunu kabul ettik. Ne demek bu? Tek bir yörünge üzerinde uzun bir... bu çok önemli. Uzun bir zaman ortalaması tek bir yörünge üzerine bakıyor. Tek bir yörünge üzerine zaman. Yani uzun bir süre boyunca bakıp zamana göre bir ortalama alırsam, uzun bir zaman ortalaması tüm fazlayı üzerinde tüm fazlayı artık benim ensemble dediğim, yani benim erişebildiğim noktalar demek ensemble. Bütün uzaya bakıyorum, onlar benim ensemble'ım. Bir sürü şey var, faz noktam var. Onların üzerinden, tüm fazları üzerinden invariant bir değişmeyen olasılık yoğunluğuyla ortalamaya eşit. Sizin elinizde şöyle bir şey var, bir şeyi ölçmek istiyorsunuz, bu fazlığı üzerinde hız olabilir, hızın ortalamasını ölçmek istiyorsunuz, işte başka herhangi bir değişken olabilir, bunun fazlığı üzerinde nasıl bir ortalaması olduğuna bakmak istiyorsunuz. Bunun ortalamasını bulmak için limit, yani sonsuza giderken bir büren, ne demek? Sizin adım adım ilerliyorum. N eşittir 1'den. 1 bölü N. Bu da büyük N. N eşittir.
Nasıl? En adım sayısı. Evet, en adım sayısı. Adım adım ilerleyip ortalamasına bakıyorum. Topluyorum, ortalamasına alıyorum. Bu zamana göre bir ortalama. Adım adım ilerliyor, zamana göre ortalama. Uzun süre boyunca takip ediyorsunuz, topluyorsunuz, ortalamasına alıyorsunuz. Uzun zaman boyunca, en son sayı tutuyorum. Ama bu ne diyor? Uzun zaman boyunca takip etmene gerek yok diyor. Senin o faz dolayı üzerinde bir invariant bir measure bulabildiysen, şu row'yu bulabildiysen, nasıl bir dağılır bulabiliyorsan, istesen bir garipte, maksimal bir distribution'a denk geliyor. Senin uzayın üzerinden bir integral al, ortalamasını al. Sistemin ortalama hızını, ben sistemi uzun süre, bütün molekülleri uzun süre boyunca takip etmek yerine, zamanla hiç alakası yok, onun nerede gezindiğini biliyorum. Ne kadar süre gezindiğini biliyorum orada, çünkü bunu bulmuşum. Maxwell distribution'u bulmuşum. Bütün faz uzayı üzerine integral alırsam, sürekli yaptığım şey bu zaten. Şu p kare ve 4 pi kare dp. Böyle sabah akşam integraller alıyoruz. Burada aldığımız şey aslında şuradaki o, şuraya tabii bir distribution şey koyuyorsunuz. Yani o e üzeri eksi beta h de ne şey mi? E üzeri eksi beta. Beta kare beta. Hamilton yani. Evet. Şey. Yani ben öyle bir measure dediğin şey hepsinin aynı olasılıklarla evet, bu şekilde evet aynen yani şuradaki şey zaten hep aynı eşit olası yani zaten microcanonical ensemble dediğin şey her birisinin aynen olasılığının aynı olması ve şu zaten bu. Şuradaki rho'ya karşılık gelen bir şey bu. Ve orta uzun süre boyunca almak yerine uzay üzerinden almak, bütün ensemble üzerinden almak senin işine yarıyor. Sadece küçük bir karikatür çizeceğim. Bunu geçen fizik haftasında değil ama seminerlerden bir tanesinde konuşmuştuk. Hatırlıyorsanız bilmiyorum. Nasıl bir şey bu aslında? Gözünde canlandırmak için bir sistemin mesela elinde bir tane kutu var. Bu kutu içerisinde toplar var. 4 tane top var. Her birisinin başlangıç hızları var ve başlangıç konumları var. Buna hard spin modu deniyor. 4 tane olmak zorunda değil, 4'ten fazla da olabilir. Sistemin T eşittir 0'da başlattım. Bunlar hareket ediyorlar. Duvara çarpıyorlar, bir de birbirlerine çarpıyorlar. Tamamen esnek çarpışma yapıyorlar. Duvara çarpıyor, bu gidiyor buraya çarpıyor, bu buraya gidiyor. Uzun süre boyunca bakıyorum buna, ne olacak? Yani sistemi nümerik olarak çözüyorum sürekli. Sürekli bakıyorum. İşte bu buraya ilerliyor, bu buraya gidiyor, bu buraya gidiyor falan. Uzun süre boyunca bakıyorum. Ben mesela şu soruyu soruyorum. X ve Y. Benim toplarım, mesela bir topa bakıyorum. Bir topun şurada geçirdiği zaman, yani nerelerde çok zaman geçiyor? Köşelere yakın mı takılıyor? Çok fazla. Ortada mı takılıyor? Yoksa şuralarda mı takılıyor? Ne kadar oranda takılıyor? Yani Y, Y, mesela DY çiziyorum. Nasıl çıkacak acaba? Mesela şöyle bir şey çıkıyor. Köşelerde uzun süre kalıyormuş. Şurada uzun bir şey kalıyormuş. Bunu yapabilmemin yöntemi, uzun süre boyunca bakarım buna, sistemi çalıştırırım. 100 adım, 1000 adım çalışır. Bunlar giderler, vururlar, çarpışırlar. Bunları tabii yazmam gerekiyor, kodunu yazmam gerekiyor. Bunlar çarpışırlar falan, uzun süre bakarım. Her bir noktada ne olduğunu yazarım bir yere. Sonra onların ortalamasına bakarım. Bu birinci yöntem. Buna zaman ortalaması diyorum. Zamanla bakıyorum. Zamanla nasıl olur? İkinci yöntemim ise uzay ortalaması alırım. Uzay ortalaması, yani ensemble ortalaması alırım. Bu ne demek? Hiç zamanla falan işim yok. Hangi top konfigürasyonları olabilir? Nasıl olabilir mesela? Giderim, buna da Monte Carlo simülasyonu deniyor. Monte Carlo simülasyonu deniyor. Gidelim şuraya bir tane top koyarım. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane de şuraya koydum. Okey, bu oldu. Gidelim, başka bir tane daha. Ya, tamamen random bir şekilde koyuyorum bunu bile, olasılıkla. Top buraya koydum, buraya koydum, buraya koydum. Mesela bir tane daha koydum, bir tane daha top koydum, üst üste geldi. Yok, bunu sil, bunu attım. Başka bir tane daha koy, yapıyorum. Buraya geldi, buraya geldi, buraya geldi ve buraya geldi. Tamam, bunu da aldım. Böyle böyle bir sürü üretiyorum. Yani bir faz uzayımı oluşturuyorum. Faz uzayımda gezinebileceğim noktaları oluşturuyorum. Hiç zamanla alakası yok. Bunların hepsini şey yapıyorum, topluyorum. Sonra bakıyorum, her birisini, tıpkı burada da resimler var ya, sonuçta burada da bir resim çekiyorum. Bir zamanda, ortalama zamanda nerede olduğunu bilmek demek. Burada bir resim çektim. İki dakika, bir dakika sonra gittim, burada bir tane resim çektim. Zamanla bakıyorum ama burada hiç zaman falan yok. Bir sürü elimde resimler var. Bunları karıştırdım bir de. Bundan sonra bu geliyor mesela. Hiç alakası yok dinamikle. Bunu aldım, sonra arkasına bunu koydum. Nedensel bir şey de yok burada. Ama gezinebileceği bütün hepsi var burada. Düşünün bunu. Milyonlarca ürettim böyle. Başka bir tane daha ürettim. Üst üste geldiklerimi atıyorum çünkü.
bir tanesi daha üst üste gelse onu çıkartıp tekrar üzerine koymuyorum. Dikkat edin. Üst üste geldi ama atıyorum onu şöyle. Bunun gibi bir sürü ürettim. Sonra bunun ortalamasına baktım. İşte bana şöyle bir şey verdi. Y ortalaması. Sonra gidiyorum bunun ortalamalarına bakıyorum. Aynı dağılıma bakıyorum. Burada bir tane top. Kırmızı bir top. Ne kadar takılıyor şurada? Aynısını veriyorum. Neden veriyor? Çünkü sistem ergodik bir sistem. Bir sistemin ergodik olduğunu bunun olduğunu gösterirseniz sistemin ergodik olduğunu göstermiş oluyorsunuz. Ama bir sistemin sıfırdan ergodik olduğunu göstermek kolay bir şey değil, çok kazık bir şey. Bu Hart-Sphere modelini iki tane topla, iki toplu sistemini, Hart-Sphere sisteminin işte ergodik olduğunu işte 1950'lerde gösteriyorlar. Sonra bunu daha genelleştiriyorlar. N tane top olan katı küre sistemlerinin ergodik olduğunu gösteriyor. Bunlar neden kullanılıyor? Çünkü bunlar en şey yöntemlerden bir tanesi. Gazlar için. İstesel mekanikte çok kullanılan yöntemler gösteriyor. Oda içerisinde bir gazı modelleyebilmenin en kolay yöntemlerinden bir tanesi. En temel yöntemlerinden bir tanesi. Ve bir sistem eğer ergodik ise bize bu şansı veriyor. Hiç uğraşma zamanla. Sistemin nereye gideceğini bilmiyoruz. Çünkü zamanla yörüngesini çizmek ya da nümerik olarak yapmak da çok zor. Olası bütün modelleri bulursan, şeyleri bulursan, onların üzerinden ortalama alırsın demek. Bütün mevzu şunu bulmakta. Bunu veren şey bana işte Frobenius Peroni denildi. Bunu bulduğun sürekli, bulduğun takdirde işlerim çok kolay ilerliyor. Eğer sistem ergodikse bana bunu veriyor. Evet, buraya yazmadım. Yazmadım değil mi? Ben de. Yok, onu yazmadım. Ya çok karmaşık bir denklem de değil aslında. Çok temel bir şey. Arada konuşalım. Burada görüp, burada bir şey yapabiliriz. Çok karmaşık bir şey değil aslında ama nasıl çözüldüğü ben de bilmiyorum. Çok karmaşık görünmüyor ama nasıl çözüyorlar? Tamam. Eksi, beta'da bir şey mesela orada. Nasıl? Şey, normal isim script'i kullandığımız ağırlık fonksiyonu. Evet. Onu nasıl bulmuşlar? Onun şeyi var ya, onun bulunmuş şekli. Var var. Tamam, arada bir soru konuşalım. Onu. Tamam, tamam. Burada farklı bir olasılık yazıyorum. Sıfırda başlayıp da devam etmek değil. Yani bunlara şartlı olasılık diyoruz. Conditional probability. Şartlı olasılık. Yani C0'da başlama şartıyla böyle gitmesi. Demek de burada farklı bir şey. Bunlara da joint probability deniyor. Yani sıfırda burada, bu burada, bu burada, bu burada. Yani başlama şartı şeklinde bir şey değil bu. Yani bunu böyle olasılık teorisi falan bilmek lazım. Şöyle bir şey aslında. Yani şöyle birbirleri arasında şöyle bir ilişki var. Onu zaten şimdi diyeceğim. Neyse şimdi. Bunu tanımlıyorum. Omega n diye bir şey tanımlıyorum. C eşittir sıfırda burada. T eşittir 0 da burada, T eşittir 1 de burada, N eksi 1 de burada. Yani dışarıda. Bütün 0'dan N eksi 1'e kadar hepsinin dışarıda olması. Tamam. Bunu omega diye tanımladım. Peki omega 1 ne? Omega 1 dediğim şey, yani şura N'e, evet N'e 1 veriyorum. T sıfır olması. Bu zaten ilk başta şeyin dışarıda olması demek bu. Dışarıda olması demek ne demek zaten? Olasılık. Zaten bunu biliyorum. Yani. P işte burada ikinci ismi vermediğim için şey oldu. C'nin dışındaki olasılık yani. Yani C'nin içerisinde bir olasılık vermiştim. C'nin dışındaki olasılığa denk geliyor. Tamam. Bir de şey gereği sıfırı n eşittir 0'da bir tanım gereği. N'e 1 verdiğimde şunu veriyor. N'e 0 verdiğimde N'e 1 verdiğimde şu geliyor sadece. Yani şuraya. N'e 0 verdiğimde yani başlangıç çağında, n'e 0 vermek başlangıç çağında adam hücrenin dışında başlıyor. Hayır, ama burada n-1. Yani n verdiğimde n-1'e kadar dışarıda olması demek.
Yani sıfırdan N-1'e kadar dışarıda olması demek. N'e 1 verdiğinde ilk adımda dışarıda olması demek. N'e 0 verdiğinde tanım gereği yani burada bu haliyle zaten eksi 1'deyken şey oluyor ama bunu tanım gereği 1 olarak veriyorum çünkü kullanacağım bunu. Bunu çok iyi ifade edemiyorum. Bu 0 faktöriyel 1 olması gibi bir şey. Gibi bir şey, evet, aynı. Bunu bu şekilde söylemem gerekiyor yani. Takılmayalım. Böyle olduğunu söyleyeyim. Yani 0 faktöriyel 1 güzel bir mesele. Kurtardım beni. Peki, şimdi sorduğum şey şu. C'nin dışında kalma olur. Niye H'de işte kullanma kitapta? Sürüyor, stay, neyse. H'ne diyelim ben size. C'nin dışarıda kalması olasıdır şu. D. Bu biraz önce verdiğim şey. Dışarıda başlayıp dışarıda kalıyor. Bakın burada bir şart var yalnız. Bundan farklı bir şey olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Dışarıda başlayıp ondan sonra gidiyor. Burada dışarıda, sıfırdayken dışarıda, birdeyken burada olması. İkisi arasında şöyle bir ilişki var. Şartlı şeyle, olasılıkla ikisi arasında. Sıfırda dışarıda başlayıp n'e kadar dışarıda olması demek eşittir. Eşittir değil. Bu çarpı p sıfırdayken dışarıda olması. Yani şartı p, şartın olasılığı çarpı şartlı olasılık bana şunu ver. P bir şartlı olasılık var. Şartlı olasılık çarpmış. Şartının olasılığı bana bu ortak olasılığı verecek. Yani olasılık teorisinde işte iki işte bir sınıfta gözlüklü öğrenciler var, işte kızlar var, işte kız gözlüklü olup işte kız olma olasılığı, işte hem gözlüklü yani ikisinin kesişimi çarpmış işte kız olma olasılığı gibi. Yani iki tane şey üzerinden düşünürseniz. Buradaki bir şartınız var. O şartınızın olasılığı ile çarptığınızda size şey verir. Şey gibi aslında, şart olmuş artık zaten. Evet. Onu diyor, o şartın olma... Şart olmuş hali çarpı şartın olasılığı, bütün olasılığı veriyor bana. Yani hepsinin olma olasılığını veriyor. Şuna ekstra bakabilirsiniz. Dolayısıyla şimdi ben burada neyi gösterdim? Şuradaki şu şey, P, C, 0'ı şurada tanımlamıştık. Bu omega 1. Bu ne? Şuradaki şey. N'e kadar dışarıda olma olasılığı. Şurada omegaları tanımlarken N'e kadar dışarıda N-1'e kadar dışarıda olması omega n'di. Burası da omega n artı 1. Yani ben neyi gösterdim? H n eşittir. Omega n artı 1 bölü omega 1. Peki, yani benim n'e kadar, haşen neydi? Sıfırda başlayıp n'e kadar içeride, dışarıda kalmam. Yani dışarıda başladım, dışarıda kaldım. Yani burada kalma iyi, tam tersi tanıdık. C'de başladık, C'de kaldık ama fark etmez. Dışarıda başladık bu sefer. Dışarıda başladım, dışarıda kalıyor. Dışarısı bir bölge gibi düşünüyorum. Bu olasılık, şu tanımladığım omega n'lerle alakalı. Omega n'leri. Omega n'leri nasıl tanımladık? İşte 0'da burada olması, 1'de burada olması, işte n-1'de burada olması. Bunlara bağlı olarak yazabiliyorum. Bu omega n'ler eğer sistem ergodik ise ben şunu biliyorum. Sistem faz uzayının her yerini dolaşacak. Sistem ergodik ise bu omega n'ler zamanla azalması gerekiyor. Yani n sonsuza gittiğinde omega'nın sıfıra gitmesi gerekiyor. Yani
yeni azalan bir fonksiyon olmak zorunda. Eğer sistem algoritması. Çünkü bir yer bir eninde sonunda şuradaki bölgeye sürekli dışarıda kalmayacak yani. Sürekli dışarıda kalmayacak. Sonsuza kadar gittiğinde eninde sonunda, ama ne kadar sonunda bilmiyorum, eninde sonunda. Ne kadar süre geçeceğini de bilmiyoruz, çıkartacağız. Sonsuz süre de geçebilir. Ama eninde sonunda buraya geleceğini gösteriyoruz. Yani. Ama problem çözülmüş gibi. Yani bu şekilde formüle ettiğinde sanki problem çözülmüş gibi geliyor. Çözülmüş gibi. Oradan başlaması lazım. Nasıl? O bölgeden başlayıp bir daha girmesini. Evet, o bölgeden başlayıp bir daha girmesi. Ben şu an sadece dışarıda bir yerde pat diye içeriye girecek. Onu göster. Evet. Kurtarıyorsun yani. Evet, yani dışarıda bir yerde eninde sonunda girecek. Dolayısıyla en sonsuza giderken sıfıra gidecek. Zaten bu mantıklı bir şey aslında. Bu bir olasılık omega. Olasılık sıfırla alttan sınırlanmış bir şey demektir. Alttan sınırlanmış ve azalan bir fonksiyon aynı zamanda. Çünkü sonsuza kadar gittiğinde sıfıra doğru gidecek. Azalan bir fonksiyon. Alttan da sıfırla sınırlanmış. İşte Bolzano-Weierstrass teoremi diye bir teorem var. Bu bize bir limit olduğunu söylüyor aynı zamanda. Dolayısıyla bunun sıfıra gittiğini gösterebiliyorsun, söyleyebiliyorsun. Tamam, okey. Peki, yani ben şunu yazdım. Kalma olasılığını omegalar cinsinden yazdım. Omegaları sıfıra gittiğini söyledim. Ve şu omegaları hesapladığım takdirde, şu omegaları nasıl hesaplandığını buraya almadım. Omega 0'ın 1 olduğunu söyledim. Sonra omega 1'in içeride, yani bu şekilde tanımlıyorsunuz. Omega n'i zorlanacağımı biliyorum. Eğer omega n'leri hesaplayabiliyorsanız her bir hücre için kalma şeylerini hesaplayabiliyorsunuz yani. Omega n'leri nasıl hesapladığını sormadım ben. Şu an. Omega 1'ler, omega n'ler zaten şeyler. Her bir hücre için şeylerimiz, olasılıklarımız zaten. Mesela omega 2'ye baktığımda 0 da orada, 1 de orada olması. Kaçma olasılığını şöyle tanımlıyorum. Bu sefer n diyorum eski. İkinci adımda c'de dışarıda başlayacak. Sıfırıncı adımda dışarıda. İkinci adımda içeride. Yani dışarıdan kaçtı, içeriye kaçtı. Ben yukarıda bu şu hn'yi yazmıştım. Hn'yi de altına bir yazalım. Hn dediğim şey neydi? Dışarıda kalmayın. Sıfırda başlayıp dışarıda. Sıfırda dışarıda başlayıp n'de hala dışarıda olmaz. Bunu toplarsan ne verir bana? N'yi toplarsan, iki olasılığı toplarsan. Yani sıfırda dışarıda başlayıp n'inci şeyde dışarıya çıkmak. Sıfırla dışarıda başlayıp n'de hala içeride olmak. Bir değil. İlk başta bir gibi görünüyor. Ama sıfırla başlayıp n-1'e kadar içeride kal, dışarıda kalmaya gidiyor. Yani sıfırda başlama olsun. Evet, yani sıfırda başlıyor. Ya n'de ya içeri çıkacak, içeride kalacak ya dışarıya çıkacak. Dolayısıyla n-1'e kadar içeride kalacak yani. C'nin içinde kalacak. Yani ben bunları topladığımda şunu verecek bana. C'nin dışında n-1'e kadar. C'nin dışında n-2 falan diye. C'nin dışında 1, C'nin dışında 0. Yani bir önceki koşulu veriyor bana yani. Şuraya kadar bilgi veriyor bana. Bu üstteki çıkıyor.
alttaki kalıyor. Dolayısıyla bir öncekine kadar hep içeride demektir ikisinin kovalısı. Bu ne demek? Şu. N-1'e kadar içinde kalması demek. Şurada. N'e kadar içeride kalmasıydı. Yani H N-1 demek burada. İkisinin toplamı H N-1 veriyor. Dolayısıyla ben buradan N dediğim şey. H N-1 eksi H olduğunu gösteriyor. Yani yukarıdakileri hesapladığımızda omega n derecesinden dışarıya kaçma olasılığını da hesaplıyoruz. Yani n'inci adımda kaçma olasılığı n-1 ve n de içeride kalma olasılığının farkına eşit. Bunlara burada bunlar first difference deniyor. Birinci fark. Yani iki şeyin arasındaki farkı söyleyen bir şey bu. Peki bunları yazdığımda h-1 dediğim şey ne? Şurada yukarıda omega n artı 1 bölü omega 1'di. Tamam. Dolayısıyla bu ne oluyor? Omega n bölü. Omega n eksi omega n artı 1 bölü omega 1 oluyor. Ben kontrol etmem gereken şart ne? Bunun normalize olması gerektiğini söylemiştim. Kaçma olasılıkları. Çünkü n eşittir 5'te kaçmasıyla n eşittir 6'da kaçması birbirinden ayrı şeyler demişti. Bunların toplamını, bu olasılıkların toplamını, bu e'nlerin 1 olması gerekiyor. Gerçekten 1 bakalım. E'n, n eşittir 1'den sonsuza 1 olmasını bekliyorum. Bakalım gerçekten öyle mi? Nedir? N eşittir 1'de omega 1 eksi omega 2 artı omega 2 eksi omega 3 artı omega 3 falan diye gidiyor. Bölü omega 1. Bunların hepsi gidiyor gördüğünüz gibi. Gerçekten de değil. Omega 1 bölü omega 1. Normalize bir şey olduğunu gösteriyor. Eğer n'ler ve normalize olduğunu göstermiş şurada. Peki, ortalama kaçış süresine bakalım. Bu kaçış olasılığı. Ortalama kaçış süresi. Yani n eşittir. Mesela 5'te mi kaçacak ortalama? 5 adımda mı gidecek? 10 adımda mı? 100 adımda mı? Sonsuz adımda mı? Ortalama ne kadar sürede kaçacak? Bunlar bana kaçma olasılıklarını veriyor. 5. adımda kaçma olasılığımı veriyor. 10. adımda kaçma olasılığımı veriyor. Olasılıklarım var. Kaç adımda ortalama olarak ne kadar sürede kaçacağını bulmanın yöntemi de şu. Ortalama almak. N ile N'i çarpıyorsunuz. N eşittir. Sonsuza topluyorsunuz. Yani bu adımdır. Bunlar da olasılıkları. Kaç adımda ortalama kaçacak? Yani şöyle bir şey yapalım. Ortalamasını alıyorum. Bu nedir? 1 bölü omega 1. Şöyle yapalım. N ile E'ni çarpıyorum. Yani omega 1 eksi omega 2 artı 2 omega 2 eksi 2 omega 3 artı 3 omega 3 eksi 3 omega 4 falan diye gidiyor. Buraya baktığımızda omega 2'den bir tane gidecek, burada bir tane omega 2 kalacak. Omega 3'den bir tane gidecek, burada bir tane omega 3 kalacak. Aynı şekilde omega 4 kalacak. Dolayısıyla şu 1 bölü omega 1 omega n. Omega 1, omega 2, omega 3, omega 4 geliyor. Böyle bir şey. Evet. Omega n'in sıfıra gittiğini biliyorum. En sonunda giderken. Bu güzel. Yani siz sıfıra doğru gidiyor olasılıkta. Bir seri var burada. Serinin terimleri sıfıra gidiyor. Bunun yakınsaması için bir koşu ama yeterli değil. 1 bölü n'den daha hızlı gitmesi gerekiyor. Çünkü 1 bölü n ıraksıyor. 1 bölü n, yani omega 1 bölü n olsa bu. N sonsuza giderken sıfıra gidiyor ama ıraksayan bir dizi. 1 bölü n'den daha hızlı bir şekilde sıfıra gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunun yakınsayıp uzak ıraksayabilir. Yakınsamak zorunda değil bu yani. Dolayısıyla bu ne demek? Benim ortalama sürem sonsuzda çıkabilir. Şuraya bağlı bir şey yani. Bu ne olduğuna bağlı. 1 bölü omega n sıfıra nasıl gidiyor? Sıfıra gidiyor güzel. Ama 1 bölü omega n nasıl? Yani omega n sıfıra nasıl gidiyor? 1 bölü n'den daha hızlı gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla ıraksayabilir. Bu ne demek? Sonsuz sürede kaçabilir. Kaçacak. Şöyle diyelim. C'nin dışında başlıyorsun. Bir süre sonra C'ye gideceğin kesin. Çünkü omega n sıfıra gidiyor.
orada kalamazsın, dışarıya çıkacaksın diyor. Olasılık sıfır değil. Yani şey, olasılık sıfır, orada kalma olasılığı sürekli. Dışarıya mutlaka çıkacaksın diyor ama bunu çıkacaksın ama ne kadar sürede çıkacaksın, bu sonsuz zaman alabilir. Bu ilginç bir şey. Ortalama süre sonsuz çıkabiliyor yani. Sıfıra gitmesine rağmen, oradan çıkacağı kesin olmasına rağmen sonsuz sürede dışarıya çıkıyor. Tam benim de böyle kapılmak çok oturtabildiğim bir şey ama ilginç bir şey. Yani sizin beyninizde bir bölge var. Bir bölgeniz var. Şurada. Burası C'nin dışı. C. Buradan başladınız. Buraya gireceğiniz kesin. Çünkü burada kalma olasılıklarınız en sonsuza giderken sıfıra gidiyor. Ona gel, sıfıra gidiyor. Sistem ergonomik olduğu için. Fakat ne kadar sürede içeriye gireceğiniz sonsuz çıkabiliyor. Hani şey diyorlar, olmaz şuur diyorlar galiba. Böyle bir adı var. Yani olasılığı bir. Ama dediğim gibi işte sonsuz süre değil. Evet. Yeterince beklersen. Olmaz. Yani şey, olmaz derim var diyor mu tam böyle hani. Böyle çok karşılaşmadım ama güzel bir şey yani. İyi şey, etrafından şey yapmak için iyi bir şey yani. Olmaz şuur. Yani evet. Ben bunu gördüğümde çok şaşırmıştım yani. İnanılmaz ilginç bir şey yani. Sıfır, yani mutlaka taşıyacağını biliyorsun ama sonsuzda yaşıyorsun. Yani fizikte uğraştırmıştı. Sonsuzlar gibi mi acaba falan diye böyle algılıyorum. Yani fizikte bazı sonsuzlar giriyor işin içerisine. Matematiksel eksiklikten ya da işte bile bir takım singularitelerden gelen bir şey gibi düşünüp orada şeyi sorguluyorsun. Denklemini ya da şeyin teorinin modelini sorguluyorsun. Ama burada öyle bir şey yok yani. Pür matematik yapıyorsun ve gayet sonsuz yani. Daha fazla üzerinde bir şey de söyleyebileceği bir şey de yok yani. Ama fiziksel olarak bir şey çıkartamıyorum burada mesela. N eşittir sonsuz olması demek sistemin modelimin bozuk olduğu anlamına da geldi yani. Olan şey burada matematik. Örnek var mı? Nasıl? Örneğim yok. Yani çok genel bir treatment yaptık burada. Ve bu bütün sistem, ergonomik sistemlerin hepsi için geçerli bir şey yani. Bunu örnek verecek nasıl canlandırabilirim? Bilmiyorum. Evet, bir şey de anlıyoruz gibi. Daha üzerine daha fazla düşünmem lazım. Peki en son artık tekrarlama olasılığına bakalım. Sağlık açmam. 25 kişi. Tekrarlama olasılığı. İçeride başlayacak, sonra tekrar içeriye gelecek. Öncesinde dışarıda. İçeride başladık. T eşittir 0'da içeride başladık. Hemen dışarıya çıktım, dışarıda takıldım. Sonra tekrar içeriye gittim. N'inci adımda içeriye gittim. Bu ne demek aynı zamanda? İşte bu olasılık, şartlı olasılığı normal olasılığa çeviriyorum.
Bunu hesaplamamız gerekiyor. Sıfırda içeride, diğerleri de dışarıda, sonra n'de içeride. Bunu hesaplayabilmek için şey kullanmamız gerekiyor. Biraz sen içinden çıkabileceğim en iyi bir şey. İndikate function denen bir şeyler, fonksiyonlar var. Sizin noktanızın o bölgenin içinde olup olmadığını söylüyor. Eğer noktanız C'nin içindeyse 1 veriyor. 0. Eğer noktanız C'nin dışındaysa. O noktanın içinde olup olmadığını söyleyen fonksiyon temel olarak 1 veya 0 veriyor. İntegralde buna bakacağım çünkü burada bir olasılık hesaplamaya çalışıyorum. Nasıl? İşaret fonksiyonu. İşaret fonksiyonu deniyor bunlara. Evet. İşaret fonksiyonu deniyor bunlara. Bunu şu olasılık, şuna denk olur. Bir operatör var. T diye bir operatör. T operatörü, buna uyguluyorsunuz. O, biraz önce bahsettiğimiz o map'in operatörü. Buna uyguluyorsunuz, size bir sonraki adım veriyor. Açık bir şey, formülünü yazmıyorum buraya. Sadece simgesel olarak yazıyorum. Bir önceki halinde şöyle yapıyorum. Bir önceki halinde iki kez uyguladığınızda buraya geliyorsunuz. İki adım önce. Bir uyguladığınız buraya geldi. Bir uyguladığınız buraya geldi. Yani taşıyor sizi. Bir noktadan şu noktaya taşıyan bir operatör. Amacımız şuradaki olasılığı hesaplamak. Sıfırda burada, dışarıda, sonra hem de içeride olma olasılığına hesaplamaya çalışıyorum. Bütün şeye bakıyorum, uzaya bakıyorum. Uzayın şu xc, x'in sıfırda şeyde olma olasılığı. Eğer x, ilk baştaki x, c'nin içindeyse 1 verecek. Burası. Sonra buraya bakıyorum. N'inci adımda n kere uygulamışım bu operatörü x'e. C'nin içindeyse bu 1 verecek. Şuraya bakıyorum. 1'den n-1'e kadar 1 eksi xc c'nin dışındaysa 1 verir. Xc c 1'deyse veriyor. 1 eksi xc ise dışındaysa 1 verir. İçerideysen bir, içerideysen yani xc 1 veriyor. Dışarıdaysa da 0 verecek. Dolayısıyla 1'den n-1'e kadar dışarıda olması bu. Tabii hangi nokta? Mesela 1'de, yani 1 kere uygulamışım, içerideki bu. 2'ye gelecek, 2 kere uygulamışım, 2. noktanın dışarıda olması. 3. noktanın dışarıda olması. 4. noktanın dışarıda olması, ta ki n-1'e kadar dışarıda olması. Yani. Şuradaki bu, sürekli bunu zamanda evriten bir operatör. Ne oluyor? K kere uyguluyor yani, k1'den. N-1'e kadar. Burada bir çarpma var. Bunu eğer alırsanız, şunu bilirseniz, bunu hesaplayabilirsiniz. Bunun, bu sizin uzayınız üzerindeki değişmeyen olasılık yoğunluğu. Buradan hesaplamayı yaparsanız eğer, uzun uzun, bunu böyle elle çıkartmak gerekiyor. Omegalar cinsinden yazıyorsunuz. Ve bunu yazdığınızda şöyle bir şey oluyor. Omega n artı 1 eksi omega 2 omega n artı omega n eksi 1 gibi bir şey çıkıyor. Bunun cevabı. Bizim şeyimiz, curl'ımız
neydi? Aşağıda bir de şey faktörü var. TC faktörü var. Omega 0 eksi omega 1. Yani bizim en adımda tekrar geriye gelme olasılığı omega n eksi 1 eksi 2 omega n artı omega n artı 1 bölü omega 0 eksi omega 1. Tamam. Evet. Bunun normalize olup olmadığına bakacağız. Yani bütün değerlerin bir eşit olup olmadığını kontrol ederseniz. Evet, kontrol ettiğinizde bunun bir çıktığını görürsünüz. En eşittir birden, en eşittir sonsuza kadar bunu tek tek yazıp işte en eşittir en eşittir birden omega 0 eksi 2 omega 1 falan filan değil. Bunun bir olduğunu gösterebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu size ne söylüyor? Kesinlikle geri dönecek. Dramatik bir şey. Kesinlikle geri döneceğini bulduk. Yani fazlayında bir noktada başladıysanız bir bölgede o noktanın dışına çıkıp çıktıktan sonra bir şekilde dışarıya çıkıyorsunuz. Dışarıya çıktığınızda mutlaka oraya geri dönüyorsunuz. Ne kadar alırsanız alın. Herhangi bir noktayı alın. Küçük bir hücre alın. Noktanın kendisi değil ama. Noktanın etrafında bir hücre alın. Ne kadar küçük olursa olsun o noktaya o yakınlığına istediğiniz kadar yakın sayabiliyorsunuz. Evet. Ne kadar küçük bir hücre alırsanız alın, dönüp dolaşıp mutlaka oraya geleceksiniz. Sistem başlangıç noktasına istediğiniz kadar yaklaşabiliyor. Bir noktanın üzerine küt diye oturamıyor. Neden? Çünkü o noktanın olasılığı sıfır. Measure'ı sıfır. Bir noktanın measure'ı sıfırdı. O noktanın tam üzerine oturamıyor tabii ki. Sıfır geliyor çünkü. Ama o noktanın etrafında çizdiğiniz infinitesimal küçük bir alan içerisinde, sonlu bir alan içerisinde mutlaka o nokta dönüp dolaşıp mutlaka oraya giriyor sistem. İlk baştaki konularda gaz düşünün. Gazın ilk konu, bütün gaz oda içerisinde gazın bütün noktalarını, işte tüm fazlayındaki noktalarını tespit edelim. Konumları ve momentumları. O noktanın istediği kadar yakınına tekrar mutlaka geri dönüyor sistem. Ama ne kadar sürüyor? Asıl problem mutlaka dönecek. Bunu biliyorum. Mutlaka dönecek. Fakat ortalama süre ne? Ortalama süreyi hesaplamak istiyorsak. Yine aynı şeyi yapacağım. Yani n, r, n'e bakacağım. Bunu hesapladığınızda şöyle bir şey çıkıyor. Omega 0 bölü. Omega 0 bölü. Bu da 1 bölü. En eşittir. Sıfırdan sonsuza toplamı aldığınızda hemen şuradaki şeyden alıyorsunuz yani. Şuradan n ile çarparak alıyorsunuz bunu ortalamayı. En nihayetinde böyle bir şey kalıyor. Hepsi gidiyor böyle tık tık tık. En sonunda böyle bir şey kalıyor. Yani şu demek. Bir bölgeye tekrar geri dönmek, C'ye geri dönmek için gereken zaman o bölgenin olasılığı 1 bölü o bölgenin olasılığına denk geliyor. İşte bu Poincaré. Ricœur's teorem ya da Erdős teorem dediğim gibi. Bu arada Poincaré'den o kadar bahsedeyim. Hakkında birkaç şey söylemeden geçebileceğim. Poincaré bilim tarihinde belki de ismi en çok geri planda haksız bir şekilde yer almış insanlardan bir tanesi. 1800'lerin sonunda çalışmalar yapıyor. Klasik mekanik üzerine özellikle çok klasik bir ve matematikte çok çalışmaları var. Fakat tam o dönemde yaptığı çalışmaların ardından hemen 1900'lerin başında kuantum ve işte Einstein'ın yazdığı çıktığı çalışmalarla kuantum mekaniği ve bir taraftan da işte genel görevli gibi şeyler bayağı sükseli şeyler olunca Poincaré'nin özellikle böyle katkı yaptığı bazı problemler böyle çok geri planda kalıyor ve çok sonradan anlaşılıyor. Poincaré 1800'lerde yazdığı çalışmalarda kaosu mesela ortaya koyan ilk şeylerden bir tanesi, bilim insanlarından bir tanesi. Fakat ortaya koyup nasıl olduğunu çizemiyor hatta böyle. Elinde bilgisayarlar ve şeyler olmadığı için bunu tarif etmeye çalışıyor. Ve o tarif ettiği cümleler falan da böyle çok ilginç. Çizemiyorum şu an diyor ama şöyle bir şey hayal edin deyip böyle sayfalarca anlatıyor atraktörü, strange atraktörü. Bu garip çekiciler deniyor. Mutlaka görmüşsünüzdür bu kitapların üzerine böyle şey. Kelebek gibi böyle, kelebek etkisi falan diye şeyler de kitapların üzerinde vardır. Onun mesela tarif ettiği bir şey var.
Ve o yüzden böyle şey, arka planda kalmış fakat çok derin ve çok şey çalışmaları var. Yani şu an yani 1900'lerde falan böyle bazı çalışmaları böyle gözün önünde olsaydı eminim bilim tarihine yeteri kadar böyle ismi alınacak izahlarına gelseydi. Şu an çalışmalarını böyle ucundan anlamak için böyle uğraşmaya çalışıyorum. Ama şey, bu özellikle üç cisim problemi denen bir problem var. Ona getirdiği yaklaşım da çok biliniyor. Bilindiği çalışmalarından bir tanesi. Ve işte sistemleri, integrable sistemler falan gibi şeyler. Bir soru değil mi? Evet. Üç cisimle bakabilir miyiz? Üç cisim yani problemi, iki cisim problemine indirgenebilir mi? Hayır, indirgenemiyor. Yani iki, yani indirgenmiş hali var. Puanlar onu çözüyor zaten. Üç cisim problemi geçen derin fizik haftasında anlattığım şeydi. Üç cismin bir tanesini alıyorsunuz, bunu çok küçük bir de olduğunu düşünüyorsunuz ve bunların hiçbirisini etkilemediğini düşünüyorsunuz. Fakat bunun bunu etkilediğini düşünüyorum. Çözebiliyorsunuz derken yani çözdüğünüzde görüyorsunuz ki bu sistemin çözülemez bir sistem olduğunu anlıyorsunuz. Yani restricted tribody problem deniyor buna. Kısıtlandırılmış problem olsa dahi üç cisim problemi integre edilemeyen bir sistem. Çözülemiyor yani. Analitik çözümü. Nümerik bir takım şeyler çıkartabiliyorsunuz. Bayağı derin çalışmalar var. Şimdi söyleyeceğimiz şey şu. Örnek verelim. Örnekle bitiriyorum. Önce bir şey söyleyebilir miyim? Bu alan var ya faz uzayında hani bu adam bu alanı ziyaret edecek diyorsun. O alanın bir sınırı var ama değil mi? Klasik olarak baktığımızda işte noktayı alınca onun bir manası yok dedim ya. Evet. Yani ama klasik olarak da yani nasıl söyleyeyim? Sonsuz küçük alıyoruz demek de bir şey. Klasik olarak aslında yani alıyoruz. Sıfıra götüremiyorsun. Klasik olarak da mesela bir iş yaptığın zaman ona bir şey verirsin. Hani bu kadardı, bu hacim en küçük bu kadar olabilirdir dersin. Evet, evet. Hani şey, klasik istatistik yaptığımızda oraya bir tane haç var verirse. Evet, evet. Sonra niye klasik olarken onu niye koyuyorsun dersin. Ama o hücrenin alabileceği bir alan vardır derler falan. Evet, aynen. Yani klasik mekanikte mesela H-bar giriyor işin içerisine. Onun sonra da kuantum mekaniğiyle şey yapıyorsun. Evet, doğru yoldayız diyorsun. Yani klasik mekanik, şey, istatistiksel mekanikte faz uzayının şey yapmak zorunda olduğunu fark ediyorsun. Hücrelerine bölmek zorunda olduğunu fark ediyorsun. Çünkü sıfır şeyle yapamıyorsun. Mikrostatikler için olasılık atayamıyorsun. Onun bir alakası var yani. Evet, evet, kesinlikle. Yani o eşit olasılık atayabilme için, o senin measure'ı atayabilme için noktalardan farklı olması gerekiyor durumların. O yüzden haşbar küp gibi şeylerle bölünmüş olduğunu görüyorsun az önce. Sonra zaten kuantum mekaniği sana onu söylüyor. Px, xp'nin şeyle haşbar cisimden şey olduğunu, split olduğunu. Şimdi siz örneğimiz şu. İki tane parçacığım olsa benim. Bunlar iki tane farklı durumda olabilir. Yazı Turan. İki tane durum mu olsa, yazı ya da tura. Şimdi eğer görmemiş. Şöyle demek istiyorum. N tane parçacığım olsa, bir saniye şimdi, bir tane parçacığım olsa, iki tane farklı durum, yazı tura gibi şu. N tane parçacığım olsa, 200'deki N tane farklı durum olacak. Ve her bir durumun olasılığı 1 bölü 2 üzeri N olacak. Her durumun olası 1 bölü 2 üzeri n. 2 üzeri n tane şeyim var, yolum var. Her birisinin olası 1 bölü 2 üzeri n. Benim bu durumun şurada söylediğim şey 1 bölü pc ne? 1 bölü k bu durumda 2 üzeri n. Yani sistemin tekrar kendisini tekrarlama olasılığı 2 üzeri n gibi eksponansiyel bir şey. Durum sayısı. Yani durum sayısının eksponansiyeli. Durum sayısı kadar olsa iyi. 2 üzeri n gibi bir şey. Çok hızlı bir şekilde artıyor. 5, 50, 60 falan dediğinizde bile, yani 50, 60'lar parçacıkta falan bile 80'e falan geliyorsunuz da evrendeki bütün atom sayılarını aşıyor yani atom sayısı. Dolayısıyla bir odada gaz için söylersek bunu, orada bir odadaki gaz tekrar aynı konumuna ne kadar sürede gelir? Bir odadaki gaz için parçacık sayısı Avogadro sayısı. Dolayısıyla E üzeri eksponansiyel artık 2 mi olur, 3 mü olur, neyse bir eksponansiyel E diyelim. Yani yani E üzeri 6302 çarpı 10 üzeri 23 gibi bir şeyden bahsediyoruz. Bu kadar sürede oraya geri gelecek. Yani bu böyle işte evrenin yaşının milyarlarca, 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 milyarlarca süre sonrasında gelecek. Ama kesin gelecek. Bunu biliyoruz.
Yani ne işe yarar diye sormamak gerekiyor burada. Herkesin geleceğini göstermek o sisteme dair çok derin bir şeyler söylüyor yani. Fakat bu o kadar büyük bir sayı ki sistemin tekrar başladığı noktaya geri gelmeyecekmiş gibi görünüyor sistemler bize. Bir noktadan başlıyor, tekrar oraya geri gelmiyormuş gibi görünüyor. Mutlaka geliyor ama gelmesi çok uzun süre sürüyor. O yüzden sistemler bize irreversible görünüyor. Tekrar oraya geri gelmeyecek, geri gelmesi o kadar uzun sürüyor. Bu kadar çok uzun bir zaman geçmesi gerekiyor. Yani sistem bize tekrar geriye dönmeyen bir sistem gibi görünüyor. Bu adım sayısı değil mi Musa? Nasıl? Bu adım sayısı. Sen o... Evet, adım sayısı. Süre olarak hesapladığında aslında mesela zamanı öldüğün küçük süre çarpı olacak gibi bir şey. Gene çok büyük süre olacak. Evet, doğru. Hep burada adım aldık. Yani dediğim şey bir adımdı. Evet, yani ne kadar... Çok küçük bir zaman seçeceksin tabii. Çok çok küçük bir zaman zaten şu böyle hayal bile edilemeyecek bir süre yani. O yüzden ne kadar küçük seçeceğin bile o kadar küçük olması gerekiyor haliyle. Dolayısıyla çok çok büyük bir süreye karşılık geliyor. Şimdi ne yaptığımızı özetleyelim. Sonra olarak bakıyoruz. Elimizde bir yazarak dünden beri yapmaya çalıştığımız şey bir kere sistemleri bir fazlayı üzerinde konumlandırmaya çalıştık. Fazlayı çok boyutlu bir sistemdi. Sistemimizin parametreleri var. Klasik mekanikte sistemimizin parametreleri x'ler, p'ler. Fakat farklı sayıda parçacıklarımız varsa x'dir, x2, x3, onlara karşı gelen p1, p2, p3 gibi şeyler var. Çok boyutlu bir uzayımız var. O uzayda bir nokta sizin sisteminizi karakterize ediyor. O noktada o sistemin nasıl ilerleyeceğini söyleyen bir bilgi var, bir vektör uzayı var. Bu size bir kural da veriyor. Bizim mekanikli sistemde T-dat ve Q-datlarımız vardı. Bunlar da Hamiltonian'ın fonksiyonlarıydı. Bize nereye gideceğini söylüyor. Bu sistem fazlayla hareket etmeye başlıyor. Hareket ediyor ve ben bunun yörüngesini çizmeye çalışıyorum. Fazlayla. Yani eskiden ben T'nin, X'in zamanı aslında temel olarak yapmaya çalıştığım şey şu, zamana bağlı şey. Ama ben X ve T'nin birbirlerine göre nasıl değiştiğine bakıyorum. Ya da bu x ve p olmak zorunda değil, bugün yaptığımız gibi. Herhangi bir dinamik sistem, herhangi bir parametresi var. Artık bu mesela bir ekolojik bir ortamda bir kuş türünün popülasyonu olabilir. Başka bir kuş türünün popülasyonu olabilir. Başka bir şey olabilir. Bunlar birbirleriyle etkileşiyor olabilirler. Fx içerisinde bunlar tanımlanmış olabilir. Birbirleriyle rekabet ediyor olabilir. Birbirleriyle bir araya gelip mutualist ilişki kuruyor olabilirler. Onun popülasyonların her birisinin işte X türünün 10 tane, Y türünün 30 tane, B türünün bilmem bir tane. Burada olması benim fazlalığında bir nokta. Zamanla bunlar birbirleriyle kavga edecekler, bir araya gelecekler falan. Bunlar sistemin ilerleyecek. Bazıları azalacak, bazıları çoğalacak. Bazıları tamamen nesli tükenecek. Ama sistem ilerleyecek bir şekilde. Bazı noktalarda mesela kalabilir. Sistemin öyle bir özelliği vardır ki bir noktada artık hep sabit bir şeyde kalabilir mesela. Bugün tanımladığımız sistemler, ergodik sistemler, öyle sistemler ki hiçbir yere takılı kalmıyorlar. Burayı sürekli dolaşıyorlar. Yeteri kadar süre verirseniz dolaşıyorlar. Sonra buraları hücrelere bölüyorsunuz. Buraya ne kadar, kaç tane kere gelmiş? Noktaları sayıyorsunuz. Burada 100 kere gelmiş. Buraya 50 kere gelmiş. Buraya 40 kere gelmiş. Buraya 30 kere gelmiş. Ama toplam gezdiği süre sayısı 500. Sonra 30/1000, burasının olasılığı 0,3. Burası 0,5. Her bir bölgeye bir olasılık adadınız. Ve 10 yıl sonra geçiyor, 20 yıl sonra geçiyor. Tekrar bakıyorsunuz. Sistem yine aynı şekilde davranıyor. O kadar süre, uzun süre geçmiş ki artık sistem orada sürekli davranıyor, sürekli takılıyor. Ve bu olasılıklar hiç değişmiyor. Bu olasılıklara değişmeyen olasılıklar diyor. İmveriyet olasılıklar. Bu invariant olasılıkları bize Frobenius-Perron equation dediğimiz bir denklem veriyor. Bu denklemin çözümü bir süre sonra değişmeyen bir olasılık olduğunu söylüyor bu sistemde. Bu olasılığı söylüyor. Eğer bu olasılığı bilirsem ben sistem için hesaplamak istediğim ortalama değerleri biliyorum. Çünkü sistemimiz ergodik dedik. Ergodik olduğunu varsaydık. Ergodik demek zaman ortalamaları. A
ensemble dediğimiz Türkçesi ne bunun? Topluluk ortalamasına eşit. Zamanla takip etmek çok zor bir sistemi. Ama bütün topluluğu bulursam, bütün fazlayı üzerindeki gezebileceği bütün her şeyi bulursam ve ne kadar süre gezdiğini bulursam, onun ortalamasını alırsam zamanda ortalamasını bulmuş olurum. Genelde bilgilendiği şey budur zaten. Zamanla bir süre, bir sistem ortalama olarak hızı nedir? Ortalama basıncı nedir? Ortalama popülasyon yoğunluğu nedir? Gibi şeylerle ilgilenirim ben. Ama bunu zamanla evretemiyorum çünkü çok karmaşık bir sistem. Çözemiyorum, nerede takılacağını bilmiyorum. Ama faz uzayına dair bir fikrim var. Nereleri gezebileceğine dair ve ne kadar süre gezebileceğine dair. Sonra buradan yaklaşarak ortalamalar hesaplıyorum. Sonrasında bu hücrelerin içerisinde ne kadar kalacağına bakıyorum. Hücrenin içerisinde ne kadar takılacak? Hücrenin içerisinde çıkabilecek mi? Çıkarsa ortalama ne kadar sürede çıkacak? Hücrenin içerisinde çıkıp tekrar geri gelecek mi? Ne kadar sürede geri geleceğine bakıyorum ve mutlaka söylediğim şey dramatik ya da böyle önemli olduğu söylediği şey reenlerin toplamının bir çıktığını gösterdi. Mutlaka geri dönecek sistem bulunduğu yer. Ama ne kadar sürede geçecek? 1/2. O hücrenin olasılığı 1/1 olasılığı ile alakalı bir şey. Ne kadar küçükse bu hücreyi, ne kadar küçük aldıysanız o kadar küçük bir şey olacak. Bu süre o kadar büyük olacak. Mutlaka geri döneceğini söylüyor ama neye bağlı? Buradaki olasılığa bağlı. Yani söylediğimizde aslında evet ne var ki tabii ki böyle olması gerekiyor gibi söylediğimiz şeyler bunlar. Ama fizikte özellikle fizik için konuştuğumuzda oldukça böyle önemli şeylere istatistiksel mekanikte özellikle istatistiksel mekanikte çok derin noktalara dokunan bir şey. Yani bu şeyi yapabilmemizin mesela şu invariant olasılığa sahip olduğumuz için denge istatistiksel mekaniği yapabiliyoruz. Equilibrium istatistiksel mekaniği şuna sahip olduğumuz için yapabiliyoruz. Buna böyle bir şeye sahip olmadığımız şekilde denge istatistiksel mekaniği yapamıyoruz. Olmadığı zaman zaten işte non-equilibrium istatistiksel mekaniği falan. O da çok zor bir şey. Yani benim görüşüm, benim yaklaşımım ve bu şeyleri öğrenmeye çalışmam, kendi çalışmalarımla yakından uzaktan alakası yok. Dinamik sistemler özelinde matematikten başlayıp dinamik sistemler üzerinden, diferansiyel denklemler, dinamik sistemler üzerinden başlayıp oradan klasik mekanikten istatistiksel mekaniğe doğru giden böyle bir bağ var. Ben az çok şu an onu böyle kestirmeye çalışıyorum, görüyorum. Ve klasik mekanik diyoruz aslında ama aslında bütün hepsi klasik fizik diye aktarılabilecek. Böyle bütün bir şemsiye içerisinde, bir şeyin içerisine koyulabilecek bir şey. Aynı çatı altında. Ve bunlar birbirlerine çok bağlı. Bir mekanik bir sistem, zamanla değişen bir sistem. Zamanla değişen sistemlerin incelenen en genel hali dinamik sistemler. Şu denklem inanılmaz genel bir şey. Bu en genel haliyle bunu görüp bunların çok özel halleri. Belli durumlar için geçerli. H diye bir sabit bir fonksiyon var. Ona göre antisimetrik bir şekilde değişen bir değişim var burada. En genel haline dair bir fikrim olursa bunlar böyle özel koşullar oluyor ve bunlara dair çok fazla şey söyleyebiliyorum. Dinamik sistemlerin hepsi faz uzaylarında gerçekleşiyor. Faz uzayı üzerinde geometrik olarak gerçekleşiyor. Bunları analitik olarak çözersiniz. Ben 2. sınıfta aldım diferansiyel denklemde sabah akşam analitik olarak diferansiyel denklem çözüyordum. Çözümlerine dair hiçbir fikrimiz yoktu. Yani onların geometrik olarak nereye oturduğuna dair. Dinamik sistemlerin en güzel perspektifi diferansiyel denklemleri qualitative olarak. Yani resimlerle birazcık daha resim çizerek ortaya koyan bir şey. Bunu ortaya koyan kişi zaten Poincaré. İlk defa Poincaré yapıyor bunu. Diferansiyel denklemlere bu yaklaşımı getiriyor. Çizerek, görerek bir şeyleri daha kendim için daha iyi anladığımı görüyorum. Geometrik yaklaşma bir probleme daha şey sağlıyor, daha fazla bir içgörü sağladığını düşünüyorum. Oradan yola çıkarak böyle gidiyorum ama içerisinde bahsettiğimiz konular olabildiğince derin konular yani. Sistemin ergodik olması, işte bu şeylerin ortalamalarının alınması. Yani en genel halini görüp, evet zaten SSM mekanikte de bunu yapıyoruz ya bu. Dediğinde zaten olayı böyle daha iyi kaldırdığımı inandığım için aslında yapıyorum. Sonrasında burada anlatmaya çalışıyorum. Evet, çok yoruldum. Siz de yoruldum. Teşekkür ederim. Soru soruyorum. Evet. Çatma bir yoldan. Teşekkür ederim. Şimdi
sistem aslında deterministik bir sistem aldı. Evet. Ortalama perspektifinden baktığında sistemi. Yani stokastik gibi değil aslında. Aslında sistemi tamamen deterministik ama deterministik bir şekilde takip edemediği için fazla üzerine stokastik analiz yaptık. Peki şimdi Hamiltonian bir sistem, ergodiktir diye bir... Hayır diyemiyorum ama. Yani Hamiltonian bir sistem ergodik olmak zorunda değil. Onu gösterebilmen gerekiyor. Ben bunu böyle şu, o en büyük kafamı kurcalayan şeylerden bir tanesi. Nasıl gösteririz'i anlamaya, görmeye basit bir şekilde bir yerde yazar mı falan diye Google'dan falan bir arattım yani yaptığım bir araba hatta. Yani her bir Hamiltonian sistem bir şey mi, ergodik bir sistem mi? Bunu göstermek o kadar trik bir şey değil, basit değil. Belli sistemler için yani o top sistemi mesela, onun dahi ergodik olduğunu göstermek için baya baya bir uğraşıyorsun. O yüzden her o şekilde bir genelleme yok diyebiliyorum. Her bir Hamiltonian sistem değil. Çok özel durumlar mı emin değilim ama ergodik olma durumu işleri inanılmaz kolaylaştıran bir şey. Müthiş kolaylaştıran bir şey. O yüzden sistemin ilk başta ergodik olup olmadığı kontrol ediliyor gibi geliyor bana. Ama istatistiksel mekanikte sistem ergodikmiş gibi davranıyor. İstatistiksel mekanikte o gazlar mesela ideal gazları o sistemin ergodik olduğunu üzerinden gidiyor gibi geliyor bana. Bu şeyde Poincaré tekrarlama teoreminin bir başka bir yerde okuduğumda volume preserving sistemler için geçerli. Yani mesela Hamiltonian volume preserving bir şey. Ama senin bu bakış açının aslında biraz daha farklı bir sistemler varsayarak kanıtlı. Hiç volume preserving yapmadık mesela burada. Burada hiç öyle bir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Çok genel bir şey yapmadık. Volume preserving demek mi? Herhalde. Bu ona denk gelir mi bilmiyorum. Volume preserving çok daha böyle kısıtlayıcı bir şey. Yani işte Hamiltonian bir akış mesela şeydir. Volume preserving'dir. Yani şey hacmi koruyan bir şey. Ama Hamiltonian olmak, volume preserving olması için Hamiltonian olmak zorunda da değil. Gradyan sistemler antisimetrik olması gerekiyor. Yani gradyan sistemler antisimetrik değil, oradan da kaybolduğunu bilmiyorum yani. İşte o, bir sonraki o genel sıçramaları böyle yapmayı çok istiyorum. Ama ona bayağı bir yolum var gibi. Şu an mesela onu, o sorduğun en genel hallerine çıkabilmek yani. Hani acaba bunlar böyle midir? Ya da bunlardan geliyor. O aradaki o okları koyabilmeyi ben de çok istiyorum. Ama şu an böyle tam göremiyorum yani orada. Her Hamiltonian sistem şey midir? Ergodik midir? Ergodik olmanın koşulu nedir? Alt koşulları nedir falan? Anlamam. Anlamam istediği şeyler ama bilmiyorum.